Şimdi kısaca hem kendimi hem de eğitimini olduğum üçüncü bin yılı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Ardından da neler yapacağımızı konuşuyor oluruz. Bir ekranımı paylaşacağım sizlerle şimdi. Evet şöyle paylaşmış olayım. Dediğim gibi ismim Süleyman Gürdal. Kariyerinin ilk dönemlerinde küçük tasarım stüdyolarından oldukça büyük kurumsal firmalara kadar çeşitli kurumlarda tasarımcı ve yönetici pozisyonlarında görev almış bir endüstriyel tasarımcıyım. Endüstriyel tasarım asıl mesleğim ve sıfatım olsa da çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur. Hani iç mimarlık, mimarlık gibi alanlarda çalıştığınız için sizlerden de biraz rol çalıyoruz biz. Hani mimari pozisyonlarda da görev alıyoruz, iç mimarlık projelerinde de görev alıyoruz yeri geliyor. Kendi ürün tasarımına yönelik çalışmalarda da yapıyoruz. Bu şirket düzeninde çalışmaktan, kurumsal düzeninde çalışmaktan sonra biraz da böyle serbest düzende kendim neler yapmak yapabilirim bunu görmek istediğim için son 3-4 yıldır herhangi bir kurum dahilinde profesyonel hani bir pozisyonda değil serbest düzende çalışıyorum. Ve bu süreçte de alanında bilinen, Türkiye'de alanında ismi geçen firmalarla güzel çalışmalar yapma şansı yakalamış bir tasarımcıyım. Ee, bu serbest çalışmaları yaptığım dönemlerde de bir teklif gelmesi üzerine hani böyle kendi planladığım bir şey olmadan e, bu tasarım çalışmalarında kullandığımız yazılımların eğitmenliğini yapmaya başladım. Ve zamanla da bu eğitim çalışmaları inanın e, tasarım projelerinden daha çok keyif vermeye başladı. Ve bu sebeple de çalışma akışımı, iş akışımı tamamen eğitim tarafına kaydırmış oldum. Bugün de sizlerle 3. Bin Yıl Akademi'nin bir eğitmeni olarak buluşmuş durumdayım. 3. Bin Yıl Akademi olarak biz 2008 yılında kurulmuş bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim, makine, mimari, yazılım, inşaat, mesleki bilişim, grafik, web, video animasyon ve elektrik, elektronik eğitimleri veren ve bu alanlarda eğitimlerini verdiği yazılımların hem Türkiye'de hem Avrupa'da geçerliliği olan sertifikalarını verme hakkına sahip olan, yetkisine sahip olan bir eğitim kurumuyuz. E, verdiğimiz eğitimlerde e, özellikle eğitimin sanal bir ortamda, havada, e, bir vakumda kalmamasına, sektör Türkiye'deki sektörle ilişkisinin güçlü olmasına çok özen gösteriyoruz. Bu gösterdiğimiz özen sayesinde de, e, sektörümüzdeki Türkiye'de Ford, Tayyip, Mercedes, benz e, Mercedes-Benz, Türk Hava Yolları Teknik, Kaya Havacılık, Baykar Makine gibi e, önemli firmaları referanslarımız arasında katma şansı yakaladık. Ayrıca yine bu sektörü, e, sektörle olan bağımızın güçlü olmasını istememiz sebebiyle ve sizlere de bunun bir katkısı olmasını istememiz sebebiyle teknikkariyer.net isimli kariyer iş bulma konusunda sizlere yardımcı olan bir platformunda sahipliğini ve yürütücülüğünü yapıyoruz. Şimdi bugün yapacağımız konu şeyleri işimize anlatımımıza geçmeden önce Ece Hanım'ın da belirttiği pardon Ezgi Hanım'ın da belirttiği gibi sizin sorularınızı ben belli aralıklarda rica edeceğim. Bu sorular için el kaldırma usulünü kullanacağız. Yani Zoom'da bir el kaldırma butonu var biliyorsunuz. O butona bastığınızda bizim arkadaşlarımız bunları görecekler ve ben soru alalım dediğimde el kaldıranlardan seçim yaparaktan sorularınızı alacağız. Şimdi tabii ki takdir ediyorsunuz bütün öğrencilerimizin sorularını alma şansı olmayacaktır. Ama sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Lütfen... Eğer kaldırdığınızda ve biz ilk soruyu aldığımızda mesela sorduğunuz sorular örtüşüyorsa, sizin sorunuzda da cevap olduysa ikinci soruyu almadan önce biz elinizi indirmenizi rica edeceğim. Böylelikle olabildiğince çeşitli sorular almış oluruz. Üst üste aynı soruları cevaplamamış oluruz. Bu hepinizin sorularına olabildiğince yanıt vermeye çalışacağız tabii. Bu toplantının, bu seminerin amacı sizleri aydınlatmak, sizlerle bir şeyleri paylaşmak. Ama hep cevap veremediğimiz arkadaşlarımızdan da şimdiden özür dilemiş olayım. Şimdi burada gördüğünüz birkaç program, 10 tane programın ben sizlerle isimlerini ve görsellerini paylaştım. Biz temelde bu eğitimde 3ds Max ve Vire'yi kullanacağız bu seminerimizde. Ama özellikle bugün diğer programlar üzerine de bolca sohbet edeceğiz. Bugünün amacı şey olacak, bu hepinizin çokça sorduğu. neden bu kadar çok program var? Hangisi en iyi program? İşte ben hangisini öğrenmeliyim soruları üzerinde biraz duracağız öncelikle. Ve bunların üzerinde dururken de ben size kendi projelerimden hani mesela bir programı diğerine neden tercih ediyorum? Bayağı proje, şeyleri açarak programları açarak, çok basit belki bazı çizimlerle, Yine gösteriyor olacağım. Sonrasında da biraz sohbet ettikten sonra kalan zamanımızda bugün için konuşuyorum. E, kendi yaptığım farklı işlerin e, sahnelerini, projelerini inceleyeceğiz. Yani bizim asıl işimiz olan görselleştirme ve tasarımda bu programların iş akışı nasıl? Ben farklı farklı projelerde o iş akışının nasıl paralel ilerlediğinizi görüyor ilerlediğini görmenizi istiyor olacağım. Onu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugünün temel e, amacı bu olacak. Yarın ise 3ds Max'te basit bir ortamda, basit bir obje, şu anda planladığım basit bir iç mekan ortamında, yani duvar, zemin, pencere şeklinde olan bir ortamda, ortaya bir tane de bir koltuk modelleyip, tekli, tekli bir koltuk olacak modern formda. E, sonra da o koltuğun o ortamda bir render'ını alacağım. Yani aslında 3 saatlik bir çalışmada, bütün süreci baştan sona göreceksiniz. Tabii ki bu ne demek? E, detaylarına böyle çok ince noktalarına inmeyeceğiz. Hani ben tabii ki belirli şeyleri yapacağım ki ortaya iş çıkabilsin. Fakat e, sizlerin takip etme şansınız çok fa hani benle birlikte yapma şansınız çok fazla olmayacak takdir edersiniz ki aranızda deneyenler olabilir, Ar arkada hani programı açıp bir yandan yaptığımı yapmaya çalışanlar olabilir. Ama şunun için yine baştan sizlerden özür dilemiş olayım hocam ben yapamadım hani e, tarzında sorularınıza işte normalde biz derslerimizde ne yapıyoruz yapamadığınızda ekranınıza bağlanıyoruz yapmanızı sağlıyoruz e, ama bu seminerimizde bu şekilde bunu yapma şansımız olmayacak takdir edersiniz ki e, şimdi şöyle devam edelim ya da devam etmeden önce şöyle yapalım. Şu noktada sorusu olanlar varsa bir iki soru alabiliriz. Aklınıza takılan bir nokta varsa genel genel anlatıma başlamadan önce. Şu anlık bir soru yok gibi gözüküyor Süleyman Bey. İsterseniz Tamamdır. devam edebiliriz. Arkadaşlar benim şöyle ara sıra ekranımdan zaten sizlerle şunu paylaşayım. Böyle baştan sona slide slide gidecek bir e, seminer değil bu. Hani o yüzden böyle e, sürekli slaytlarda takılı kalmayacağız. Arada programlar açacağım, kapatacağım vesaire. Hani böyle ekranı aşağı aldığım zamanlar olacak. Şimdi burada gördüğünüz programlar e, bizim mimari eğitimlerimizde verdiğimiz e, eğitimini verdiğimiz e, programlardan 10 tanesi. Bundan çok daha fazlası da var. Bu 10 tane programın eğitimlerinin verilmesinin birinci sebebi şu. Hani neden bu kadar çok program var sorusunun ilk cevabı şu. Aslında bu programların hepsi aynı işi yapmıyorlar. Yani zaten belirli bir miktarda bilgisi vardır mimari alanlardakilerin. Ben tabii ki tamamen aramızda yabancı olanlar için de anlatıyor olacağım. AutoCAD, Revit gibi programlar proje yönetmek üstüne olan programlardır. Hani görselleştirmeden çok özellikle AutoCAD biliyorsunuz teknik resim şeklinde katman katman bir projenin işte normal oda planını, içerisindeki elektrik yerleşimini vesaire her şeyini katman katman içeren bu projenin takibi için, yönetim için kullandığımız bir sistem. 3DS Max ise bundan daha çok eğitim görselleştirme tarafında aktif olan hani o mekanı o binanın bittiğinde nasıl görüneceğini insanlara sunmak istediğimizde kullandığımız bir program. Revit ise mesela son zamanlarda çok yükseldi biliyorsunuz. Bunun sebebi de şu AutoCAD gibi bir proje yönetim programı ama aynı zamanda üç boyutlu görselleştirme tarafına da bir 3DS Max seviyesinde olmasa da yapabiliyor. Artı BIM dediğimiz bir modeli yaparken o modelin inşasında kullanılacak malzemeyi, o malzemeyi nereden tedarik edeceğinizi, güncel fiyatının ne olduğunu bile data olarak işleyebiliyorsunuz. Yani Revit'te çizdiğiniz bir binanın sonuç olarak size süre ve maliyet olarak neye mal olacağını da ortaya çıkarabiliyorsunuz. O seviyede bir proje takip programı, yönetim programı. Mesela bakın burada çap. 3ds Max'ta örtüşen bir program. Bunlar peki neden ikisi birden var? İkisi de görselleştirme yapan programlar. Bunları birazdan konuşuruz. Hani sonuçlarına da bakarız. V-Ray ve Lumion gibi programlarsa Max gibi modelleme programlarına ek olarak görselleştirme tarafında bize yardımcı oluyorlar. Bunları da birazdan yine detaylı konuşacağız. Burada bakın bir Unreal Engine var. Hatta mimariden uzak bir şekilde biz bunun posterinde bir oyun karakteri kullanmışız. Oyun karakteri kullanılmasının sebebi bunun zaten Unreal Engine bir oyun motoru. Peki bir oyun motoru mimari anlamda bizim ne işimize yarıyor? İşte o bundan belki 10-15 yıl önce çok da kullanmıyorduk ama eskiden gördüğümüz ve hiç mimari alana girmeyeceğini düşündüğümüz oyunlarda karakterin içinde bulunduğu mekanda dolaşması, o mekanla etkileşime girmesi konuları günümüzde artık mimari sunumların bir parçası olmaya başladı. Yani bir mekanı modellememiz, görselleştirmemiz yetmemeye, bir de o mekanın içinde gezmek, işte zemin için farklı malzemeler kullanılıyorsa onları böyle gezerken değiştirerek gösterebilmek gibi interaktif işler yapmaya başladık ve bunlara ihtiyaç duymaya başladık. Unreal Engine ve bunun gibi mesela bakın bu programların hepsinin alternatifleri de vardır. Mesela Unity var, Unreal Engine'e alternatif olabilecek. Unreal Engine'da interaktivite tarafında devreye giren bir program. Robot gibi programlarsa yapısal analizler için gerekli olan mühendislik programları. Yani şöyle bir baktığımızda proje yönetimi, görselleştirme, analiz ve interaksiyon, interaktivite gibi düşünebilirsiniz temel başlıkları. Buradaki programların bazılarını Rhino'yu, Max'i zaten açarak bu dersimize kullanacağız. Unreal Engine için bir projeyi hazırladım. Muhtemelen de e, seminerimizin sonuna doğru e, açıyor olacağız. Bu arada ben ara ara seminer yerine dersimiz diyebilirim. Çünkü sürekli eğitim verdiğim için takdir edersiniz ki dilim sürekli ders yönünde ilerliyor. Şimdi asıl konumuza gelelim. E, ana programlar olarak 3ds Max ve Vray'i konuşacağız. Burada küçük bir yanılgı oluyor. Hani 3ds Max bütün işi yapıyor gibi düşünüyoruz, ama aslında 3ds Max ve e, bir hocam mikrofon kapandı ama. Sanırım şöyle herkesi kapatma fonksiyonunu kullandığınızda beni uyarmanız gerekecek sanırım. Hani belki İyi. öyle bir şey olduysa beni kapatmış olabilirsin. Yanadım ama galiba bildirim düşmedi kusura bakmayın. Tamam. Galiba şu çözüldü. Tamam. Nerede kaldık? 3ds Max ve V-Ray'in görselleştirme tarafında değil mi? Evet evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir nokta var. Bu tip işlerde... E bir, geometrilerin oluşturulması yani modelleme dediğimiz süreç söz konusu. Bir de görselleştirme dediğimiz o geometrinin gerçekçi bir görüntüye ulaşması durumu söz konusu. Mesela bakın şu anda boş bir 3 Max açacağım. Hani çok basit bir şekilde bunu bir sizlerle paylaşacağım. Bunu paylaşacağım sırada da yine üzerine Max açılırken konuşuyor olayım. Burada bakın şimdi bir önceki görselimizde... E fonksiyon olarak birbiriyle çok da örtüşmeyen programları paylaşmıştım. Ama bakın burada Maya, Cinema 4D, Rhino bunların üçü de modelleme konusunun çözüldüğü programlar. Revit modelleme yapabildiğiniz ama asıl fonksiyonu modelleme olmayan bir program. Unreal Engine'da da aslında modelleme yapabiliyorsunuz. Yani Modelleme yapamadığınız anlamına gelmiyor bir programın başka alanda güçlü ve asıl tercih edilen program olması. Programların çoğu pek çok işi hepsi yapabiliyorlar ama o işi e, hangi kısmını güçlü yaptığına göre programları tercih ediyoruz. Şimdi 3D Max'imize bakarsak modelleme dediğimiz şey şu. Normalde belki 3D Max eğitimlerinde görsellerinde mutlaka karşınıza çıkmıştır. Bir çaydanlık görseli çok fazla kullanılır. Bunun sebebi şu: Görüyorsunuz bir tıkla, tek bir komutla direkt bir çaydanlık çizebiliyorsunuz 3 ds Max'te. İşte modelleme tarafı işin bu kısmı, yani geometriler oluşturma kısmı. Siz bir hamurla oynar gibi yüzeylerinizi oluşturuyorsunuz ve o yüzeyler bir çaydanlığa benzediğinde işte çaydanlığınızı modellemiş oluyorsunuz. Ama burada işte şu anda da gördüğünüz gibi o hiç render denilen görsellerde gördüğümüz gibi gerçekçi bir görüntü değil. İşte böyle programın arayüzünde gördüğümüz bir yapı, yapıya sahip. İşte bunun o fotoğraf kalitesindeki görüntüye ulaşabilmesi için render dediğimiz ışık ortamının oluşturulması, üzerinde malzeme olarak ne görüneceğinin ayarlanması kameranın pozisyonlanması ve ayarlanması ve bir de render ayarları dediğimiz o çoğunuzun eğer kullanıyorsanız şu render ayarlarını bir çözsem aslında süper olacak. Her şeyi biliyorum da render ayarlarında eksiğim diye düşündüğünüz kısmını halletmeniz gerekiyor. Yani geometriyi oluşturmak yani normalde kilden bir model yapıyor gibi düşünün ya da bir maket yapıyor gibi düşünün. Kilden hamuru şekillendirip formu vermek işi bitirmiyor. Bir de onu işte fırına vereceksiniz, boyayacaksınız, desenlerini ekleyeceksiniz vesaire. Üç boyutlu görselleştirme dünyasında da işler bu şekilde yürüyor. Şimdi 3ds Max'imizi bir kapatalım. Slide'ımıza geri dönelim. İşte modelleme programlarının içerisinde de görselleştirme eklentilerimiz oluyor. V-Ray'in insanların çok farkında olmamasının, hani mesela bütün işi Max yapıyor gibi düşünülmesinin sebebi şu. Vray'i ayrı bir program gibi açmıyorsunuz. 3ds Max'in içine kuruluyor ve 3ds Max'in içinde yaşayan bir program. Ve burada da bakın ee, KeyShot, Corona yol, son yıllarda bolca duyuyorsunuz. Lumion e, gibi e, şeylerimiz var. Farklı render motoru alternatiflerimiz var. İşte bunlara render motorları, render programları diyoruz. E, bunlar da yine birbirleriyle aynı işi yapıyorlar. Hani Görselleştirme amaçları hepsi az önce size söylediğim ışığı, malzemeyi hesaplayan programlar. Peki niye bu kadar çok program var? Bunun sebebi şu, ee, evet. şöyle söyleyeyim ya da oraya gelmeden önce gelin şu süreç konusunu biraz daha netleştirelim. Şimdi normalde bir görselleştirme süreci. Şimdi şu da çok karıştırılıyor. Ee, hani iç mekan görselleştirme deyince mesela mimari alanda çok e, çalışıyorsak illaki iç mekan ya da bina görselleştiriyoruz. Mesela bir karakter görselleştirmesi, bir e, ürün tasarımının görselleştirmesi farklı bir şeymiş gibi düşünülebiliyor. Aslında hiç öyle değil. Az önce size söylediğim geometrilerin oluşturulması, ışığın, malzemenin ve mekanın hesaplanmasıyla son görüntünün oluşturulması Üç boyutlu görselleştirme sürecinde görselleştirdiğiniz şey ne olursa olsun hep aynıdır. Bakın burada tam bir şey var, tam bir seri var. Birincisi neyi görselleştireceğinizi bir fikir olarak ortaya çıkarırsınız. Bu bir animasyon düzeni üzerinden konuşuluyor ama bu animasyon değil, sizin ürününüz de olabilir, sizin mekanınız da olabilir. Yani. Hemen haldır haldır koşa koşa modelleme yapmaya başlamıyoruz aslında. Önce bir fikrimizi olgunlaştırmak gerekiyor. Daha sonra işte bakın burada layout, R&D, modeling, texturing gibi kısımlar var. İşte şurada gördüğünüz hani layout ne yapacağımızın hiç iyice net netleşmesi, R&D research and development yani işte nasıl yapacağımızın bir ön planının yapılması Modeling denilen kısım işte size az önce gösterdiğim hamur gibi e, formların oluşturulması. Bakın sonra texturing yani işte malzeme görüntüsünü burada e, yapma sürecini söylüyor. Bizim mimari şeylerde çok kullanmadığımız rigging denilen eklemlerin tanınma, tanımlanması, animasyonun yapılması, efektlerin, ışıkların eklenmesi ve rendering. Biz mesela mimari süreçlerde genelde Türkiye'de en azından şimdilik sektörde Animasyonu biraz dışarıda tutuyoruz. Son zamanlarda içeri almaya başladık son 1-2 yıldır. Ama animasyon çok fazla bir iş yükü getirdiği için bilgisayarları ve zaman eklediği, zaman ve maliyet eklediği için böyle bazen elenebiliyor projelerden. Ama bakın süreç sürekli olarak aynıdır. Peki şu üçüncü kısım ne? Burada da şunu bilmeniz gerekiyor. Zaten özellikle bu çok işte en iyi program hangisi sorusu sorulduğunda verdiğim cevaplardan zaten bir programla bir araçla bütün işinizi genellikle bitiremezsiniz farklı araçlardan elde ettiğiniz doneleri bir araya getirip düzeltmeler yapıp son ürünü öyle elde edersiniz bu da mesela mimari sektörde biliyorsunuz photoshop'a denk geliyor yani bir render alıyorsunuz sonra atıyorum küçük kusurlar varsa onları düzeltmek için ya da işte renk düzenlemesi yapmak için kontrastı için vesaire Photoshop'la render'ınızı işliyorsunuz programları karşılaştırmalı olarak birazdan şey yapacağız bir Behance.net diye bir internet sitesi var belki biliyorsunuz dünyada bu görselleştirme alanında kreatif alanlarda işlerin paylaşıldığı en üst seviye örnekleri görebileceğiniz bir siteden bugün faydalanacağız dediğim gibi böyle slide slide gitmeyecek ee, sadece şimdi bizim asıl programlarımız olan 3ds Max ve v ile ilgili çok kısa bir iki bilgi vereceğim. Sonra işte e, ne de, e, bu programları bir karşılaştırıp hangisi daha iyi yarıştırdığımız küçük bir kısım olacak. Ee 3ds Max tarafına gelelim. Şimdi 3DS Max bu tarihi kısımları falan oldukça kısa tutacağım. Hiç öyle sıkıcı bir kısım hani anlatım yapmak niyetim yok açıkçası. Ee, şimdi burada eğlenceli bir kısım var aslında 3DS Max'te. 3DS Max'in sektördeki en büyük gücü yaygınlığıdır aslında. Hani e, tabii ki çok eski bir program olduğu için becerisi de çok üst seviyede. Ama işte yıllar içerisinde o kadar yaygınlaştı ki e, artık iş ilanlarında falan görüyorsunuzdur. İsmini ee, ismini doğru yazmayı bilmeyen e, firmalar bile bir şekilde onun o ismini ilanı ekliyorlar. Yani bu espri değil. Burada gördüğünüz tüm yazılımlar özellikle şurada gördüğünüz 3D Max. E, bunu ben bir iş ilanında gördüm. Hani 3D Max kullanabilen tasarımcı vesaire gibi. İşte 3D Max, Max, 3D Max Studio, 3D Studio Max, 3DS Max. E, farklı yazılımlarıyla karşılaşırsınız. Günümüzdeki doğru yazılımı 3ds Max'tir. 3D Studio Max aslında. Ve aslında logosunda böyle görünse de bakın şimdi şöyle bir şey göstereyim. Windows'ta açmak için ismini yazdığınızda görüyorsunuz programın kendi şey logosu bilgisayarımızda DSI de küçük yazar. Yani bu bizim kafamızın karışık olmasının bir yanı sıra firmada kendisinin tutarsız böyle davrandığı yerler oluyor. bu isim değişikliğinin sebebi de şöyle Firma bu program arkadaşlar görüyorsunuz 90 yılında yapılmış bir program. Hani 21 pardon 31 yıldır <laughs> sektörde olan bir program bu. Eski versiyonlarını birazdan bir iki görselliğini göstereceğim. Şuna dikkat edin. 3D Studio DOS isminde bir Max bile yok başlangıçta. DOS DOS'un anlamını sanırım aranızda bilen yoktur. DOS bir işletim sistemi. Yani Windows'un olmadığı zamanlar. Komut yazarak bilgisayar kullandığımız dönemler bir Windows falan yok ortada. DOS'taki versiyonları 3D Studio DOS diye geçerken Windows'la birlikte 3D Studio Max demeye başladılar. Sonrasında bir firma değişimi oldu, Discreet satıldı, 3DS Max denmeye başlandı. Sonra Autodesk satın aldı, 3DS Max'te ar arayı ayırdılar. İşte en sonunda da bu 3DS Max olarak bakın Autodesk'te. Bu şekliyle kaldı. Ee, şöyle daha eski versiyonlarının arayüzlerini gösterecek olursam... E, ...bu şekilde çok böyle çok daha ilkel arayüzlere sahipler. Bu arayüz konusunda da şu sorunuza cevap, cevap vermiş olayım. Hani 3ds Max veya başka programlar için de şu çok soruluyor. Hocam hangi versiyonu öğrenelim? İşte 2022'deyiz, 2020 öğrenirsek fark var mıdır vesaire soruluyor. Bu... SolidWorks'te de olabiliyor, Maya'da da olabiliyor. E, hepsine şu şekilde bir cevap vermiş olayım. E, aslında son yıllarda programların arayüzleri çok korunuyor. Çünkü yıllık güncelledikleri için arayüzde çalışma yapısında bir değişiklik yapmıyorlar ki her yıl yeniden bir öğrenme süreci olmasın ki zaten çok net bir şekilde söyleyeyim. Öyle bir süreç olsa o program çok kısa sürede sektörden silinir, terk edilir. Şu anda gördüğünüz bakın 3ds Max'in 2000 arayüzü yani 21 yıl önce oluşturulmuş arayüz ve az önce gördüğünüz zaten mevcut 2022'nin arayüzü de aşağı yukarı aynı görünüyor e, menülerin yapıları vesaire ha, çok küçük değişiklikler oluyor Tabii ki yani her şey aynı değil ama e, genel yapı yüzde 90 seviyelerinde hep aynı kalıyor bunu da e, hani gönül rahatlığıyla 1 iki yıl önceki versiyonu vesaire çalışabilirsiniz. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Her zaman en güncel versiyonu kullanmaya çalışın. Profesyonel çalışmıyorsunuz henüz. Profesyonel çalışırken de en güncelden bir yıl öncesini tavsiye ediyorum ben. O da şu yüzden oluyor. En günceldeki baklar, problemler vesairelerle boğuşmak zorunda kalınmaması için. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir şey yapalım. 2000'deki arayüz ve bugündeki arayüz. Görüyorsunuz aşağı yukarı her şey aynı durumda. Ee, tabii ki ufak tefek değişiklikler mutlaka var. Şöyle Max'imizi aşağıya alalım. Şimdi V-Ray tarafında bu kadar uzatmayacağım. v de işte e, görselleştirme amacıyla 97 yılında ortaya çıkıyor. Bakın hepsi ne kadar eski aslında. Burada gördüğünüz metin v Wikipedia sayfasından kopyala yapıştır şeklinde alınmış bir metin. Ama e, bir tane küçük şeyi paylaşmak için bunu sizler için buraya yazdım. Görselleştirme projeler için yeni bir render motoruna gereksinim duymuşlar cümlesi aslında biraz önemli. Bu sektörde gelişimler bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu yine ne, neden bu kadar çok program var sorusuna da cevap oluyor. Bir... Mühendis grubu, yazılım mühendisi tabii burada bahsettiğim, e, istedikleri işi mevcut yazılımlarla yapamıyorlar ve bunu yapamadıkları zamanda gidiyorlar oturup sonuçta hepsi bilgisayar mühendisi ya da en azından bir kısmı oturup kendi şeylerini e, anlatıyor, yazıyorlar, kendi yazılımlarını yazıyorlar. İşte. Viri'nin çıkışı da böyle bir hikaye. Yani yapmak istedikleri bir işi yapmak istedikleri kalitede ortaya mevcut yazılımlarla çıkaramayıp e, kendi yazılımlarını oturup yazıyorlar. Ben de yazılım e, bir yazılım grubuyla birlikte çalışmıştım. Bizim de mesela bazı sorunları mevcut bazı yazılım paketleriyle çözerken belirli noktalarda ee, içimizdeki mühendis arkadaşlardan biri ben onu yazarım ya deyip oturup iki gün sonra bize bakın o işi yapan şeyi yazdım ben deyip gelebiliyordu. Şimdi bugünün. Hocam konusu... çok özür diliyorum. Araya girme, girmem lazım. Kusura bakmayın. istemiyordum araya girmeyi ama. Ne, ee, biz şimdi çete bir form atacağız. Normalde isim listelerini alacaktık ama bazı teknik sorun yaşayan arkadaşlarımız olmuş. ama Kimsenin mağdur olmaması adına çete şimdi bir e, form atıyoruz. Katılan arkadaşlar bu formu doldururlar. sertifikaları bu formlardan vereceğiz arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın böldüm iler. Rızaallah. Arkadaşlar duydunuz, e, forma lütfen sertifika için dikkat edelim. E, şimdi programlardan biraz konuştuk. Bugünün iş olarak bizim masadaki konumuz ne? Biraz da ondan konuşalım. Aslında zaten az önce de görüş şey yaptık, ses e, dile getirmiş oldum. Çok basit bir şekilde arkadaşlar, amacımız bir şeyleri görselleştirmek. Bu bir fikir olabilir, bu bir anlatım olabilir. Yani bir tasarımı değil bir derdinizi anlatmak için görselleştirme de yapabilirsiniz. Bunu kendi işlerimden bir tane örnek göstereceğim mesela. Ya da işte bir filmde efektler oluşturuyor olabilirsiniz. Bir oyun yapmaya çalışıyor olabilirsiniz gibi amacı ne olursa olsun bu programların bize sağladıkları imkan gerçek hayatta olmayan bir şeyi çok daha kolay, hızlı yani şimdi bir gerçek hayatta şu soldaki oyun üzerinden konuşalım ya da Iron Man üzerinden konuşalım. Iron Man'in yüzde yüz filmde yap Ortada filmde sergilediği hareketleri sergileyebilecek bir robotunun ya da bir maketinin yapılması dünyalar kadar efor istiyor ve başarılması da çok kolay bir şey değil. Yani şimdi Iron Man'in gökyüzünde uçtuğu sahneyi çektiğinizi düşünün hem o kıyafet yapılacak hem o kıyafet uçacak hem de o kıyafeti uçarken çekmeyi başarmamız gerekiyor. İşte bu yazılımlar bize bunları masamızın başında sanal bir ortam yaratarak, dijital bir dünya yaratarak o dünyanın içinde başarma şansı sunuyor. Aslında oyunun ismi bu. Yani dijital bir dünya yaratma şansı size sağlıyor bu programlar. O ne amaçla nasıl bir dünya yaratacağınız tamamen size kalmış bir şey. Yani illaki mimari görselleştirme, illaki oyun karakteri gibi düşünmeyeceksiniz aslında, düşünmemelisiniz aslında. Şimdi bizim tabii en çok kullandığımız şey, görüyorsunuz işte mimari tasarım ve görselleştirmelerde çok fazla kullanıyoruz. Bir de ürün tasarımı ve görselleştirmelerde çok fazla kullanıyoruz. Çünkü bir binayı inşa ettikten sonra bile şu fotoğrafı bu kadar temiz çekmek, o kadar kolay olmayabiliyor. Yani o günkü trafik hoşunuza gitmiyor, o günkü hava durumu hoşunuza gitmiyor vesaire. E ne yapıyorsunuz işte? Dijital ortamda o hava durumunu mesela yaptınız, bu görseli ortaya çıkardınız. Bir toplantı yapıyorsunuz şirket içerisinde. Ya bulutların şu sağdaki şeyi şu sağdaki bulut solda dursaydı keşke deyip onu bile düzenleyebiliyorsunuz. İşin Keyifli, güçlü olan tarafı bu. Ben bir içecek firmasına şiş, şişelerinin, hani ürünlerinin reklam görsellerini hazırlamıştım. İçecek şişelerinin reklam görsellerinde de biliyorsunuz su damlaları falan olur. Hani böyle güzel, soğuk bir şişe olduğunu anlatmak için. E mesela onda da işte bir ürün görselleştirmesi çalışmasıydı o da. Şöyle bir revizyon almıştım. Böyle kariyerimde güldüğüm, keyifle anlattığım şeylerden biri. Şişenin üzerinde yüz binlerce e, damla var biliyorsunuz. Beş damlayı yuvarlak içine alıp işaretlemişler. Bu damlalar biraz daha küçük olsun diye revizyon geldi. İşte e, dijital bir ortamda çalışmak böyle şımarıklıklar yapmamızı sağlıyor. Normalde bir stüdyo ortamında o damlalar yapıldığında beş damla seçip küçültme şansınız mümkün değil. Ve ben o beş damlayı birazcık küçülterekten son haline çalışmayı getirdim mesela. Hani bu dijital ortamda çalışmanın böyle güzel bir avantajı var. Şimdi şöyle ilerleyelim. Neden bu kadar çok program var tarafına geri dönelim. Burada sorunun cevabı, en basit cevabı bir para. Hani sonuçta bu bir sektör. Bu programların her biri... Belirli bir iş yapmayı vaat ederek kendini satan e, ticari ürünler. Yani neden bu kadar çok program varı ticari açıdan sorduğumuzda bu şuna benziyor. Neden bu kadar çok otomobil markası var? Hepsi aynı işi yapmıyor mu? Bir de otomobiller biliyorsunuz aşağı yukarı hepsi aynı işi yapıyor. Hani e, işte birinci cevap bunun bir ticari sektör olması. Sektörde her... Sektörde farklı rekabet eden markalar var ve bu markalar birbirlerinin daha kaçırdığı birinin zayıf olduğunu gördüğü yeri kendisi daha iyi yaparak e, kendine bir o pastadan sektörden bir dilim koparmaya çalışıyor çalışıyor. Birinci en temel sebep bu. E, i̇kinci şey ikinci sebebi de az önce söylediğim şey. Bu kadar çok program var ama nasıl tutunuyorlar? Çünkü her biri farklı şeyleri daha iyi yapıyor. Hani mesela gelin burada şunu yapalım artık. Bu Behance isimli sitemize gidelim ve işlere bir bakalım. Bu işlere bakarken en iyi program hangisi sorusuna da bakın bir küçük cevap alıyor olacağız. Şimdi ben bir Chrome açıyorum. Behance.net'e geçiyorum. Benim yaptığım işlere de bugün son bir saat içerisinde bolca bakacağız. Ama şimdi gelin genel işlere bakalım. Burada da gözüme en iyi görünen işleri seçeceğim. Yani böyle bu programlarla yapılabilecek en iyi noktaları görüyor olacaksınız. İşte bu hangisi daha iyi, biri diğerinden daha iyi mi acaba sorularına da hafiften zaten cevap almış olacaksınız. Şimdi şu arama kısmında ben önce... Ee, rastgele bir şöyle architecture yazayım. Sonra şu architecture'ı buradan sileceğim. Çünkü sadece architecture'a sınırlamayacağım konumuzu. Şurada araçlar kısmı var bakın. Hani işte bu bu arada Behance'deki siteyi zaten biliyorsunuzdur tahminimce ama bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Dünyanın en büyük firmaları için iş yapan stüdyoların artı dünyanın en büyük firmalarının kendi işleri de burada yer alabiliyor. Yani Mercedes'te kendi bir tasarım randırını, tasarım çalışmasını burada yayınlayabiliyor. O yüzden gerçekten gördüğünüz işler alanındaki en tepe noktalar olacak diyebiliriz. Zaten Behance bu arada belki biliyorsunuz Adobe'un sitesi. Hani grafik tasarım tarafında, video editleme tarafında programlarımızın Photoshop'un, Illustrator'ın, After Effects'in sahibi yapımcısı olan dünyada alanında bir numara olan Adobe'un kendi portfolyo sitesi zaten. Şimdi bakın araçlar kısmına 3ds Max yazacağım. Hani bu şimdi hemen birkaç tane 3ds Max ile yapılmış iş bulalım kendimize. E tabii ki 3ds Max yazdığınızda görüyorsunuz biraz böyle öncelikli olarak mimari çalışmalar geliyor. Hani mesela şöyle biraz aş bir iki tane seçelim. Şunu şöyle yeni bir sekmede açıyorum. Mesela şunu şöyle, bakın bu güzel bir dünya yaratma konusunda örnek. Ve de şunu seçiyorum mesela. Şimdi şunu göreceksiniz. Şurada bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Sanki yazdığım şeyden dolayı... E, ha tamam. Örnekler çok architecture'a yani mimariye sınırlanmış gibi geldi. Bakın aslında mimariden gideceğim ama Şurada görüyorsunuz Xiaomi CyberDog'un görselleştirmesi için de 3DS Max seçimi kullanmış. O da, da almış olalım. Ve bakın şurada mesela Lancia Delta'nın Dimitri Mazurkevich artık nasıl okunuyorsa isimli bir da görselleştirmesi için 3DS Max'i tercih etmiş. Ve bakın şurada da bir oyuncak bir e, ya da bir animasyon karakteri gibi bir çalışmamız bulunuyor. Yani gördüğünüz üzere 3DS Max sadece bir alanda görselleştirme için kullanılmıyor. Farklı sektörlerdeyseniz de kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin aşağı indikçe görüyorsunuz daha çok mimari çalışma olur 3ds Max'te. Hani mimari çalışmalar çok yoğunluktadır. Çünkü bu alanda çok yaygın ve yetenekleri de bu tarafa doğru bu alanı bu alanda daha yaygın ve güçlü hale geldiği için o gücü de iyice kullanmak ve pekiştirmek için o tarafa çok eğilmiş bir program 3ds Max. Bu arada ee, sinema sektöründe de birebir kullanılıyor. Mesela yani film için reklam sektöründe şu tip görseller için yine birebir kullanılıyor. Bakın şimdi görsel kalitesini görüyorsunuz. Hani çok eleştirilecek bir noktası yok. Tabii ki her görselin her zaman kusurlarını bulup küçük eleştiriler yapabiliriz. Mesela ben bu görselde e, derim ki işte ne bileyim şuradaki kırlentlerin duruşları biraz fazla mermer daha böyle şey organik değildi. Ser, özellikle bakın şu kırlantın şuna dokunduğu, yaslandığı noktaya dikkat edin. Çok keskin, dümdüz duruyor böyle. Hani hemen böyle küçük eleştirecek bir yer buldum. Ne bileyim işte şuradaki yansımaları belki küçük eleştiririz vesaire. Yani eleştirecek bir şeyler her zaman bulunur. Çünkü aslında bir render değil. Gerçek hayat fotoğrafı olsa da bu sefer ne yapacaktım ben? fotoğrafçıya eleştirecektim. Diyecektim ki ama bak stüdyonun şurasında şu kırlantı nasıl koymuşsunuz diyecektim. Bunu da lütfen unutmayın. Ama bakın görsel kalite gerçekçi görüntü elde edilmesi anlamında bir sınırımızın çok da olmadığını ifade eden bir sahne. Ya da buna gelelim. Bakın bu keyifli bir çalışma olmuş. Daha böyle fantastik bir hani gerçek ama gerçek hayatta belki bu eğer gerçekten var olan bir mekansa bu benim cahilliğimdir ama zannetmiyorum gerçek hayata olabilecek mekanı kendisi küçük bir dokunuş yapmış bu çalışmayı yapan kişi ve bakın farklı ışık ortamlarıyla e, sunumlarını gerçekleştirmiş ama yine görüyorsunuz hani bir gerçekçi görüntü oluşturmak anlamında üst limit yok gibi bir şey hani günümüzde bir render fotoğraf ya da bir fotoğrafa render de demek e, çok problem şey sıkça yaptığımız bir şey ve ben artık açıkçası buna çok da takılmıyorum. Çünkü ikisi de birbirine karışmaya başladı. Ee, stüdyo fotoğraflarında da bazen öyle bir rotüşlüyorlar ki no, gerçek fotoğraf şey görünmeye başlıyor. Yapay görünmeye başlıyor. Yani fotoğrafa render demeye başlıyorsunuz o yapaylıktan dolayı. Şimdi... Şu sahneleri de görüyorsunuz. Hemen artık biraz uzatmadan 3ds Max örneklerimizi burada kapatmış olalım. Bakın şurada araçlar kısmında 3ds Max ve Corona kullanıyorum demiş. Bunda araçlar kısmında Photoshop, 3ds Max ve Corona demiş. Mesela bunda araçlar kısmında 3ds Max ve V-Ray demiş görüyorsunuz. Ee, şuraya gelirsek Xiaomi'nin Cyberdog'unda araçlarımıza bakalım. 3ds Max ve V-Ray denmiş. Ee, bu Lancia Delta'nın görselleştirmelerinde 3ds Max ve Corona ve Unreal Engine 4 de tabii Unreal Engine 4 şurada gördüğünüz animasyon kısımlarında devreye girmiştir. Ee, kullanılmış. Ve mesela bu karakter içinde 3ds Max denmiş. Mesela bu sadece 3ds Max değildir. Muhtemelen bir render motoru da işin içinde. Ee, onu yazmamış bunu Paylaşan kişi Şimdi işte burada gör, size göstermek istediğim şu Bir de e, bu örnekleri gördünüz Ve şuna dikkat edin Korona, Render motorlarını konuşmuştuk Yani işte 3ds max ile birlikte Görselleştirme tarafında da Render motorları var Bakın v ile olan renderlar da Çok iyi görünüyordu Corona ile olanlar da çok iyi görünüyordu Dikkat ettiyseniz Yine şöyle devam edelim Şöyle hemen biraz hızlanalım Bakın 3ds Max yerine şuraya şimdi araç olarak Maya'yı yazacağım. Maya da bu arada neredeyse 3ds Max ile aynı işleri yapabilen hani modelleme şey, yapısı olarak mekaniği olarak 3ds Max'le ile aynı yapıya sahip olan bir program. Ama Maya'nın içindeki belirli araçlar e, animasyona, özel efekte ve oyun grafiklerine yöneliktir. Yani o tarafa daha gelişmiş bir programdır. Maya örneklerinde de şimdi mimari bir şeyler göreceksiniz. Ama bakın dikkat edin hemen neler çoğaldı böyle oyun karakteri gibi olan çalışmalar bir anda çoğaldı. Ama aslında Maya'da da gayet güzel mimari görselleştirmeler eğer yapmak isterseniz yapılabilir. Mesela Görüyorsunuz ee, buradaki bu oyun karakteri benzeri görselleştirmeleri. Tabii oyun bazlı oyun sektöründe çok yoğun bir program olduğu için otomotiv görselleştirmeleri falan da çokça karşımıza çıkıyor. Ama işte bakın mimari görselleştirmeler, ultra gerçekçi mimari görselleştirmeler biraz daha az karşımıza çıktı. Sadece şunu göstereyim. Mesela o zaman architecture yazalım buraya. Bakın. Maya'da da gayet gerçekçi, güzel renderlar görüyorsunuz. Araçlar, bakın Max, gerçi bu hem Max hem Maya demiş. Ee, bunun modellemesini belki Max'te yapmıştır. Şuna bir bakalım. Evet, burada hem Max hem Maya şeklinde çalışmışlar hep. Render tarafına Maya'da almışlardır muhtemelen ama işte söylemeye çalıştım. Maya ile de mimari işler yapamazsınız diye bir şey yok. Sadece... Geliştiği alan, mükemmelleştiği alan mimari değil Maya'nın oyun tarafı. Bu örneklerden anlamanız gereken şey şu. Mesela şöyle bir şey göstereceğim size şimdi yine. En çok sorulan sorulardan biri de şudur. V-Ray mi, Corona mı? Bakın şimdi. V-Ray ile alınan birkaç render'a bakacağız. Ardından da Corona ile. Sonra bu karşılaştırma işini bir iki tane ekstrem örnek gösterip kapatacağım. Bakın V-Ray ile alınmış bir bina bir de otomobil görseli diyelim. Hani iki farklı ürün olsun. 3ds Max V-Ray. 3ds Max V-Ray. Ha bakın bu Cinema 4D ile modellenmiş. V-Ray ile renderlanmış görüyorsunuz. Bir de Coronayla ile örneklere bakalım. Bu da çünkü en tartışılan konulardan biri. Corona mı iyi, V-Ray Burada size şu şekilde toparlayayım. Siz hangisini iyi kullanıyorsanız o iyidir. Yani mesela ben yıllarca v kullandım. Corona'ya o yüzden geçmeyi düşünmedim. Corona'nın bir tane çok spesifik özelliği vardı. Light Mix belki bilirsiniz. Hani render'ı aldıktan sonra bile ışıklarını kolayca düzenleyebilmenizi sağlayan bir şeydir sistemdir. Mesela o sistem yüzünden korona'ya geçeyim mi geçmeyeyim mi diye düşünürken V-Ray zaten o özelliği kendine de ekledi. Yani işte böyle çok spesifik net şeyler haricinde, özellikler haricinde bakın şimdi otomobil bakın korona bu arada fark ettiyseniz mimari şeyler çok daha fazla arttı. Yani v ile alınan mekanlar da Uber gerçekçi olacaktır. Siz doğru çalıştıktan sonra Corona ile alınan render'larda Uber gerçekçi olacaktır. Yani arkadaşlar kısaca toparlarsak çok fazla program var, birbirleriyle yarış halindeler ama özellikle günümüzde siz hangisini seçerseniz seçin onu çok iyi kullanarak çok iyi sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Yani bir tanesiyle yaptığımı, diğeriyle kesinlikle yapamam durumu olmuyor. Ama bu tabii ki tab seviyedeki, hani üst seviyedeki programlar için geçerli. Mesela şimdi şöyle bir program var. Son yıllarda çok bizim biliyorsunuz popülerleşti SketchUp. SketchUp niye popülerleşti? Çünkü SketchUp çok kolay kullanılan bir program. Hani oluşturduğu geometrilerde o yüzden. Biraz böyle basit kalan bir program. Şimdi burada gördüğünüz bazı örnekler mesela şu SketchUp için biraz fazla iyi bir örnek. Araçlarına bakalım zaten 3ds Max çıktı gördünüz mü? Hani Max artı SketchUp artı, artı Archicad yazıyor. Çünkü ben bunu nereden biliyorum? SketchUp'ta şu dolabı modellemek cidden neredeyse mümkün değil. Çok zor diyelim ya da. Ee, SketchUp çok hızlı blok blok çizimler yapmak için kullanılıyor. O konuda çok çok iyi. Mesela bakın şöyle bir mekanı çizmek için görüyorsunuz tamamen kutulardan oluşuyor. Mesela ben bu görselin SketchUp olduğuna gayet inanırım. Bakın yine çok iyi görünüyor. Kötü görünmüyor. Ama kutu bloklardan oluşan bir yapı. Hani SketchUp'ta tıkır tıkır çizilir. Otomobil hazır model eklenmiştir. Muhtemelen SketchUp'ta çizdikten sonra bakın tahmin etmiş olayım. Lumionla, gerçi Lumion için biraz iyi görünüyor. Muhtemelen yine bir V-Ray durumu var. Yani korona varmış. Bakın yine Max de, de işin içinde. Ee, i̇şte hani bazı programlar basit işleri kolayca yaptırmak için tasarlanır. Hani ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi e, bu bu noktada bu en iyi program hangisi? Neden bu kadar çok program varları konuşmuşken? Varsa sorularınızı bir alayım. Hani üzerine fikir elde etmek istediğiniz bir sormak istediğiniz bir program varsa, özellikle öğrenmek istediğiniz o sorularınızı alalım. Böylelikle hani bir küçük ben de dinlenmiş olurum. Hem de bu noktaya kadar birikmiş aklınıza takılan şeyler varsa cevaplamış oluruz. Bekliyorum ben şimdi sorularınız için. Chat'ten gördüm Rhino'yu. Birazdan ile Rhino Max'i bir arada açacağız. Ee, başka soru var mı? Şimdilik sorular el kaldırarak değil, chat'ten geliyor. Eğer çok fazla yazılmazsa chat'ten de bu şekilde e, cevaplarım. El kaldıranlar varsa da Şeyma Hanım söz hakkı verebilirsiniz. Takip ediyorum. Henüz e, yok. Tamam. Gördüğüm kadarıyla. Kontrol ediyorum yine ben. Olursa iletirim. Tamam. Şimdi Fatih Bey'in sorusuna çok hızlı cevap vereyim. Şimdi arkadaşlar ben oldukça fazla programda eğitmenlik yapıyorum, kullanıyorum da. Ama ben daha çok görselleştirme tarafında ve 3DS Max ve V-Ray'de uzmanım. Endüstriyel tasarımcı olabileceğim şey endüstriyel tasarımcı olduğum için de Rhino'da da uzmanım. Hani asıl şeyim Rhino'dur. Asıl asıl okulda öğrendiğim program Rhino'dur. Archicad benim kullanım senaryolarıma hiç girmedi. Bu yüzden üzerine hani benim bilgisi sahibi aşırı kullandığım bilgi sahibi olduğum bir program değil o yüzden. Revit programı için aslında başta bilgi verdim. Revit programı bir görselleştirme amaçlı program değil. Revit'i AutoCAD'in 3 boyuta taşınmışı ve artı modellerin içerisine tedarik zincirlerinin, tedarik koşullarının girilebil, girilebildiği Komple bir proje yönetme sistemi gibi düşünmeniz gerekiyor. Revit ve BIM kelimelerini search ederseniz oradan görebilirsiniz. Ee, Blender, şimdi Blender'ın en büyük gücü ücretsiz olması samimi söyleyeyim. Hani eğer bu durum değiştiyse benimle paylaşabilirsiniz. Ben Blender'a biraz uzağım. Hani benim mesela Blender fan boyu olduğunu söyleyebileceğim bir arkadaşım var. Hani çok beğeniyor, çok hoşuna gidiyor. Şimdi arkadaşlar dedim ya programların biri diğerinden genelde üstün değildir. Blender'a ben uzağım çünkü ben Max'te zaten bir şeyler Blender'da yapılacak çoğu şey yapabiliyorum. Bir de Blender yine biliyorsunuz oyun sektöründe çok aktif. Ücretsiz bir program olması sebebiyle ulaşımı çok kolay. Hani ben Blender olmadan önce Max'i öğrenmiştim zaten. O yüzden benim kullanım senaryoma kullanım şeyime hiç girmedi. Ama alanında da başarılı bir program. Yani bunu bir kere daha söyleyeyim. Bakın bu Pro, Blender'da mesela şey bir program. Aşağı yukarı her şeyi başarabileceğiniz bir program. Özellikle oyun tadında şeyler yapmayı seviyorsanız, oyun karakteri tadında. Ee, şeydir, kullanabileceğiniz bir şey. Ee, modelleme yönümü, mesela yine Blender için bir soru daha gelmiş. Modelleme yönümü daha iyi yoksa görselleştirme yönümü. Blender'ın benim duyduğum kadarıyla açıp kullanmışlığım yok ama modelleme mantığı biraz böyle ilk öğrenimi zor bir program olduğu söyleniliyor. Hani mesela şeydir. Solid mesela üretim programlarından size örnek vereyim. SolidWorks, Katya, Siemens, Enix. Bunlar neredeyse birbirleriyle aynı şekilde modelleme yapılan programlar. Farklı markaların ürünleri. Ben mesela benim mesela ilk öğrendiğim programda SolidWorks'tu. Stajda önüme içinde sta SolidWorks kurulu bir bilgisayar koydukları için bir baktım so SolidWorks kullanmaya başlamışım. Ama mesela sonra devam etmedim. Mesela burada da onu paylaşmış olayım. Peki mesela SolidWorks'e niye devam etmedim? Çünkü SolidWorks gibi programlar üretim tabanlı. Yani size üretilemeyecek hiçbir şey çizdirmiyor. Kusurlu hiçbir şey çizemiyorsunuz. Bu da tasarım deneme yanılmalarını inanılmaz zorlaştırıyor. Yani çizdiğiniz her şeyin üretileceği kesin, üretilebileceği kesin süper. Ama ee, tasarım varyasyonları oluşturmak için de her seferinde müthiş düzgün çözülmüş geometriler çizmek istemiyorsunuz. Yani daha pratik tıkır tıkır 20 tane örnek çıkarayım sonra çizeyim diye düşünüyorsunuz. Ee, arkadaşlar benim kişisel düşüncem bu arada bir birden fazla kişi sorduğu için söylüyorum. Gerçi oraya zaten geleceğiz. Hangi programı seçmelisiniz sorusu sadece programın ne kadar iyi olduğu ile ilgili değil. Bunu unutmayın lütfen hani. Mesela öğrenimi kolay şimdi geldi Fatma Zehra Hanım'dan öğrenimi kolay hocalarımız Revit Revit bence yanlış bir öneri. Şöyle söyleyeyim, yani mimar mimarlıkta ne yapacaksınız? Ee, i̇nşaat mühendislerinin mutlaka bilmediği bilmesi gereken programlar yine inşaat mühendisi olarak ne yapacaksınız arkadaşlar burada bu kadar genel sorulara e, net cevap veremem. Şimdi birazdan bu soruları nasıl daraltacağınızı zaten anlatacağım biraz tamam mıdır? O soruları birazcık şey yapıyorum biraz kenarda tutacağım şimdi. Hani bu mimarlığa ne tavsiye ediyorsunuz, inşaat mühendisliğine ne tavsiye ediyorsunuz gibi sorularınızı birazdan biraz daha netleştirelim. Ee, ama sanırım bu bir programın diğerinden daha iyi olması konusunun çok çok söz konusu olmadığını görmüş oldunuz. Tabii burada lütfen şunu unutmayın. Şeyden bahsetmiyorum. Benim bu hafta sonu evde oturup da yazdığım, benim öyle bir becerim yok da vars, varsayalım. Ee, böyle şey bir program, hani garajda iki günde yapılmış alım ben de program yapı, yaptım denilen programlardan bahsetmiyorum. A seviyesi en üst seviye programlar için konuşuyorum. Ee, benim arkadaşlar şu soruya cevap vereyim. Öğrenim kolaylığına çok takılıyorsunuz. Ee, ben eğitimlerde de bunu çok söylerim. 3ds Max'i mesela çok zor bir program zannedilir. 3ds Max veyahut da başka her program e, oldukça kolay arkadaşlar. Hani bunu çok samimi söylüyorum. Hani zor program diye bir şey yok. Programlarda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, çok fazla kolay şey yaparız. Hani zor değildir hiçbir şey. Bir, bir kere sonuçta üç boyutlu bir dünya yaratıyorsunuz. O yüzden bütün bu programlar... E, koordinat sistemlerini kullanıyor. Hani üç boyut e, uzay koordinat sistemi mantığında çalışıyorlar. Bütün bu programlarda yüzey oluşturuyorsunuz. Hani birinde yüzey oluştururken diğerinde başka bir şey yapmıyorsunuz. Es kaza yüzeyler çizdiğiniz yüzeyler duvara benziyor, duvar olmuş oluyor. Arabaya benziyor, araba olmuş oluyor. Şimdi mesela ideket mesela ideket mesela stajlarda çok çalışılıyordu vesaire diye sorular var. İşte bu çalışacağınız yerin neyi ön plana koyduğuna göre değişir. Bu bir. Bir de şunu unutmayın. Hani şimdi biz öğrenci olarak ya da kendimiz serbestken kafamıza göre program seçebiliyoruz ama firmalar bunları lisanslarıyla satın alıyorlar ve hangi programı seçtiklerinde o lisansın ücreti de söz konusu oluyor. Hani biz burada en güzel programı bulmaya çalışırken firmalar şirket için kullanacakları programı belir, belirlerken. En ucuzunu da arıyorlar haberiniz olsun. Yani 3ds Max çok güzel ama SketchUp'ın 3ds Max yılda atıyorum 15 bin dolarken SketchUp yılda bin dolarsa neyse bir SketchUp da çizelim diyorlar. SketchUp çok daha e, yetenekleri sınırlı bir program olmasına rağmen. Ee, Windows arkadaşlar. Hani son soru olarak buna cevap vermiş olayım. Ee, grafik tasarım... Bakalım. Şimdi Mac mi Windows bu sorusu geldi bir tane. Hani Windows. Şimdi şöyle 3ds Max Win... Mac'te yok zaten. 3ds Max kullanacaksanız Mac bilgisayarınız bile varsa Windows kullanacaksınız. Benim size şöyle çok basit ve genel bir cevap vereyim. Ee, mimari işler, görselleştirme çalışmaları vesaire Windows, video editleme, video kurgu işleri Mac. Öyle söyleyeyim. Ama ben her zaman Windows'tan yanayım. Çünkü Windows size çok daha fazla imkan ve şey sağlıyor, esneklik sağlıyor. Mac'te çalışırken ben her seferinde yani ne zaman Mac'te çalışmak zorunda kalsam ya da Mac kullanan bir öğrencim olsa ben böyle küçük sinir krizleri geçiriyorum açıkçası. Hani çok şık cihazlar, belirli özellikleri çok hoş cihazlar ama kesinlikle video editleme hariç tutuyorum bakın. Hani video editleme, video kurgu işleri yapıyorsanız Mekin avantajlı olduğunu gördüğüm ve bildiğim yerler var. Ama onun haricinde e, ben meke oldukça uzak bir insanım. E, bunu da paylaşmış olayım. E, şimdi şöyle devam edelim. Güzel bu programların üstünlüğü vesaire konuştuk. Biraz seçimlerinizle ilgili konuştuk. E, şimdi mesela bu görselleştirme ne alanlarda niye görselleştirme yaparız? Bunları biraz konuşayım. Sonra hangi programı seçmelisiniz işine geri dönüyor oluruz. Ee, şimdi işte bakın kendi yaptığım işlere geleceğim ben. Ve üzülerek söylüyorum ki, bakın şimdi şöyle yapalım. Evet, benim portfolyoma gelelim. Şuradan da bir kontrol edeyim. Bu arada KeyShot örneklerine bakmadım. KeyShot da şey bir program. Ee, mesela başka programlarla çizdiğiniz geometrileri KeyShot ayrıca açılan bir program. Onun içine atıyorsunuz, orada render alıyorsunuz. Hani mesela ben de KeyShot'ı bu yüzden sevmem. Hani KeyShot'ta da çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Ama bir değil iki program yüzünde çalışmak benim tercih etmediğim bir şey. Bunu da unutmayın. Ama işte diyorum ya bunlar biraz kendi tercihlerinizle de ilgilidir. Bu arada KeyShot benim Rhino ile birlikte yine ilk öğrendiğim kariyerimde de profesyonel kullandığım programlardan. Ve bakın yine şuraya gelir ve yine şey yaparsak bir arama yapıp araç olarak Keyshot'ı kullanırsak. Bakın şimdi yine şunu görmüş olacaksınız. Hani bunu da bir göstermek istedim. Bakın şimdi Keyshot'la alınan renderlara bakalım. Görüyorsunuz kötü mü? Değil. Araçlara bakalım. Bakın Rhino ve Keyshot. Gördünüz mü? Keyshot olunca direkt Rhino devreye girdi. Bu şeydir arkadaşlar. Ee, bunun sebebi de şu. V-Ray yıllarca Rhino'ya üvey evlat muamelesi yaptı. Hani Rhino'da v gibi bir andır motoru olmadığı için Rhino ile çalışanlar genellikle Keyshot'la andır aldılar. Günümüzde Rhino v şey Rhino'da da V-Ray var mesela. İşte görüyorsunuz bakın Keyshot'la alınmış yapılmış çalışmalar. Yine araçlarına bakalım. Bakın yine KeyShot, Rhino. Yani baktığımız çalışmaların hiçbiri a KeyShot kötüymüş, a Corona süpermiş dedirtmedi fark ettiyseniz. Ha kötü olan mesela dedim ya mesela SketchUp'ta modellenemeyecek şeyler var. Ben mesela SketchUp olarak şurada arattığımda çıkan bazı projeleri bu sadece SketchUp olamaz dedim zaten. Ve zaten e, detaylı baktığımızda ne gördük? Hep böyle Max'ten falan e, destek alınmış. Ama bakın şimdi hiçbir kelime olmadığında daha basit şeyler zaten ben hatırlıyorum çıkacaktır. Bakın görüyor musunuz? Hani biraz SketchUp'ın direkt hiçbir anahtar kelime koymadığımızda bir tık daha böyle basit görünen projeler daha çoktur SketchUp'ta. Ama SketchUp'ta da hırs yaparsanız ben SketchUp'ta yapacağım ama süper görünecek derseniz yine bir şekilde bakın hiç de fena görünmeyen işler yapabiliyorsunuz. Ama yine dikkat edin kutu kutuyuz. Şunlar zaten bakın düşük kalite işler. Şu başlarda çıkan mesela bu çalışma. Bu çalışma kötü bir iş. Hani e, emeklerine sağlık ama e, çok çok iyi bir iş değil görüyorsunuz. SketchUp'ı kullanma amacı bir ofis SketchUp kullanıyorsa hızlı yapalım. Çok hızlı hemen tıkır tıkır bitirelim istiyor demektir. Ben bunu anlarım. Lumion da aynı şekilde. Lumion kullanmak isteyen SketchUp kullanmak isteyen bir ofis varsa bir iş görüşmesindeysen ben ben şunu anlarım. O ofis işleri biraz böyle hızlı hızlı tıkır tıkır bitirmek istiyor. Şimdi benim işlerime gelelim ve bakın bazı modelleme çalışmalarını göstereyim size yaptığım ve bunların projelerine de bakacağız. İşte yine bakın bunların hepsi hemen hemen Rhino, 3ds Max ve V-Ray üçlüsünden geçen çalışmalar. Ee, i̇şte ne görselleştireceğiniz önemli değil. Mesela şu çalışma bana bir stüdyo ortamında Kastamonu Entegre firma'sını belki biliyorsunuzdur. Hani işte ahşap paneller üreten bir firma. Hani böyle mekan içerisinde ortamlar parkelerini görselleştirmelerini zaten yapıyordum. Ya bu güzel bir stüdyo ortamında biraz konsept bir görüntüde sunsak olabilir mi diye sorduklarında bir pazar günü oturup bir kafede yaptığım çok basit bir çalışma böyle bir ortam görselleştirdim. Böyle bir şey hayal ettim. Bunu görselleştirmiş olduk. Bu da mesela normal şey renderlarından. Biraz eski çalışmalarım ama işte bir mekanda, hayal ettikleri bir mekanda parkelerinin nasıl döşenmiş olduğu görseller. Dikkat edin, parkeler biraz böyle tek renk, tek ton görünüyor. Fark ettiniz mi? İşte Buradaki görselleştirmede şöyle bir amaç vardı. Hatta bakın başka renderlarından da göstereyim custom'un entegrenin. Mesela şu. Şöyle bir koşul koydular benim önüme. Dediler ki: "Parkeler her durumda katalog rengini çok yakın görmek istiyoruz." Yani aslında bir mekanda nedir? Çok aydınlık yerler olur, çok gölge yerleri olur. İşte şu koltuğun altında kalan yerlerin rengi farklı olur. Şu kahverengi sehpaların altında kaldığında sehpadan gelen kahverenginin eklenmesiyle farklı renkler oluşur. Ee, ama burada görüyorsunuz böyle olabildiğince dümdüz. Bunu sonradan Photoshop'la başarıyordum ben. Hani önce 3ds Max ve V-Ray'de render'ımı alıyordum ki az önce gördüğünüz gibi atıyorum Maya ve Corona'yla da alıyor olabilirdim. İşte ne bileyim SketchUp gerçi dedim ya hazır model kullanırsak SketchUp bile olur. SketchUp ve Lumion'la da alıyor olabilirdim. Gerçi Lumion'da falan bu kadar iyi görüntü genelde çıkmaz. Onu samimi söylemiş olayım. Ee, sonra da Photoshop'la tonları düzenliyordum. Yani işte bu görselleştirme işlerinde e, bir sınır bir ayar yok. Mesela eğitim tarafında sizlerin bir beklentisi de bu oluyor. Hocam şunu ne ayarlıyorsunuz? Değişiyor arkadaşlar. Hani burada o konuya girmiş olayım. Hani işte render ayarları olsun ya da ışığı nereye koyuyorsunuz? Ne bileyim? Hani o projede nereden ışık gelmesi gerekiyorsa oraya koyuyorum. Bakın şimdi mesela şu karakterler, bu karakterlerde ışık tamamen yandan vuruyor, sağdan ve soldan. Şeylere dikkat edin, yüzlerindeki mankenlerin yüzlerindeki yansımalara. Tam sağ ve tam so sol, sol. Çete bunları niye tam sağ ve tam sola koyduğumu söyleyebilecek olan var mı? Sizce niye tam sağ tam sol yapmışındır burada ışıkları? Yazabilirsiniz çete. Bir, birkaç saniye bekleyeceğim. Peki. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Kıyafetler, kırışıklıklar var ya. Önden ya da çaprazdan bir ışık vurduğunuzda kırışıklıkların içine ışık dolduğu için kırışıklıklar bu kadar güzel görünmüyor. Bu kadar basit. Görselleştirme ile ilgili pek çok sorununuz aslında kullandığınız programdaki bilgi eksikliğinizden değil, görselleştirme konusundaki bilgi eksikliğinizden, hatta şöyle söyleyeyim, fotoğrafçılık anlamındaki bilgi eksikliğinizden kaynaklanır. Bunu bir kenara yazın. Yani benim siz bu ışıkları karşıdan vurdurduğunuzda bu kadının ya da bu çocuğun şu omzundaki kıyafetinin şurasının gölge olması için yapabileceğiniz hiçbir render ayarı yok. Bunu unutmayın. Önce dünyayı iyi kuracaksınız. Hani bugünkü eğitimde alacağınız belki en kıymetli bilgi bu olsun. Dünyayı düzgün kurgulamaz, düzgün planlamazsanız yapacağınız hiçbir render ayarı, kullanacağınız hiçbir program size güzel sonuç vermenizi sağlayamaz. Hani şeye dönersek şu slaytlarımızda şu arkadaş vardı ya şurası. İşte şu kısmı es geçerseniz ve ışığı doğru yere koymadığınızı fark etmeden sadece ve sadece programdaki kısımlarda mesela şu kısımda rendering'deki bakın ta bütün sürecin en sonu rendering. Işık var bakın ondan önce. Bu ışığı düzgün ee, şey yapmadığınız sürece problem yok Beyza Hanım. Ee, bu işi düzgün kurgulamadığınız sürece kullandığınız programın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Programdan önce dünya yaratmayı öğrenmeniz gerekiyor açıkçası. Ee, bu da yine tabii şöyle güzel bir şey söylemiş olayım. Bunu da bu yine bu programlar sayesinde kolayca yapabiliyorsunuz. Çünkü gerçek hayatta bir sahne oluşturup mesela bakın Silver Line için yaptığım belki aranızda Silver Line'ı bilenler vardır ee, Ancastre ürünler mutfak ürünleri firması İşte bir mekanda ürünlerinin görselleştirmelerini istiyorlar İşte nasıl bir mutfak olduğu konusunda bana bir görsel sundular ee, Burada uz uzaktan olanla sanırım yok Ha, yani şeyden de gösterebilirim bunu bakın mesela burada şöyle göstereyim size bunun proje olarak da dosyasını hazırladım. Oradan tam renderları göstereyim ben size mesela. Evet. Şimdi bakın. Yani sonuçta bana birkaç fotoğraf gösterdiler. Buradaki havayı istiyoruz. Bu tarzda bir mutfak istiyoruz dendi. Ben onlara bir mutfak hazırladım. Gönderdim. Onaylandı. Onaylanmadı. Bu programların bize sağladığı avantaj ne? Ben böyle evde oturup iki saatlik bir çalışma sonucunda bir mutfak oluşturup Bakın bu nasıl oldu diyebiliyorum. İki saat daha çalışıyorum, üç mutfak daha oluşturuyorum. Yani çok kısa sürede normalde stüdyo falan kurmaya çalışsanız, çekim yapacak yer aramaya kalkışsanız günlerinizi e, heba edecek çalışmaları hızlı hızlı yapabiliyorsunuz. Ve e, işte sonra bu mutfak beğenildikten sonra da burada gördüğünüz renderları aldık. 3DS Max ve V-Ray ama dediğim gibi Maya artı korona falan da olabilirdi. Buradaki önemli şey şu. işte programın bana sağladığı e, esneklik ve dijital bir ortamda çalışıyor olmanın getirdiği özgürlük sayesinde bir ışık yapıyorum. Bir de şunu unutmayın lütfen. Hani aranızda programlarla uğraşanlar varsa bir kere de mükemmel yapamazsınız. Ben de yapamıyorum. Kimse yapamıyor. Onu net söyleyeyim. Deniyorsunuz arkadaşlar. Hani Koyuyorsunuz camın önüne bir ışık. Mesela bakın camın önüne bir manzara koymuşum. Başka bir manzara da koymuş, beğenmemiş. Sonra bunu koymuş olabilirim büyük ihtimalle. Hani ilk denemede çat diye olacak diye bir şey yoktur. Hani bunu unutmayın. Bu programların bize sağladığı en büyük e, getiri farklı farklı deneme lüksünün gelmesi. Yani e, az önce de söylediğim gibi. Mesela bakın burada. Normalde gerçek hayatta şuradaki su böyle görünmez değil mi? Biraz fark ediyorsunuz. Normalde bu su nasıl görünür? Şeffaftır. Direkt altından siyah o plastik görünür. Ama işte burada müşterim bana dedi ki Süleyman Bey orada su olduğunu mavi mavi gösterelim. Hani görsele bakan birisi bu ürünün orada bir su, su haznesi olduğunu kaçırmasın dedi. Ben de onlara 3-4 tane farklı su yaptım. Bu da bakın yine komik geliyor belki ama gerçekten 3-4 tane farklı tonda biri biraz daha turkuaz, biri biraz daha güçlü mavi, biri biraz daha gri falan sular yapıp gönderip onayını aldım. İşte bu programların bize sağladığı en büyük lüks bu. Ve gerçekçilik anlamında da sınır yok. Fotoğraftan ayrılamayacak kadar yüksek kalitede gerçekçilik sağlayabilirsiniz. Peki, şunu sorabilirsiniz. Mesela bakın bu da keyifli ve güzel bir konudur. Şimdi şöyle oluyor fark ettiyseniz. Şimdi benim portfolyoma baktığınızda az önce bak yani kötü işler değiller, ama az önce baktıklarımız kadar da böyle bir şey var. Hani biraz daha aşağıda olduklarını da hissediyorsunuz. Şimdi bunun sebebi de şudur. Burada kendimi savunmak için söylemiyorum. Kendinizi de buna göre değerlendirmeniz lazım. Ee, bakın yine şeye geleceğim. Normal bir hands de bir şeyimizi yapalım. Birkaç iş bakalım. Size çok basit bir şey göstereceğim yine burada. Yine architecture yazalım buraya. Bu sefer nasıl yazdık? Şimdi bakın şurada birkaç şeye dikkat etmenizi istiyorum. Çalışmaların altında isimler var. Hani yapan kişinin. Çoğunda bakın stüdyo isimleri var ee, görüyorsunuz hatta pek çoğunda şey de vardır burada mesela birden çok sahip yazar ekip ürünüdür çoğu ve tekil kişilerin yaptığı çalışmalar bile genellikle mesela arkada bir destek vardır ya da güzel zaman harcanmıştır. Buradaki önemli olan şey zaman harcamak hani bir kere de mükemmel yapamazsınız dedim ya. Memnun kalana kadar defalarca projeyi geliştirmek önemli. Mesela ben size şu projede bir tane kusur göstereceğim. Gösterebilecek miyim? Bir bakalım. Hmm, o kusuru kaldırmışım arkadaşlar. Hani bir tane çok net bir kusur vardı. Ha, ya da şöyle şunu göstereyim. Şimdi görsele dikkat edin soğanların olduğu şu kesme tahtası özellikle soğan kontrast olarak özellikle sanırım şu da çok fazla bence hani fazla böyle çok koyu çok açık geçişleri var hani çok şiddetli bir görüntüsü var ama mesela bunu şeyden göstereceğim çok pardon bu hatanın yani bu kusurun daha da sert olduğu bir çalışma var bu firmaya yaptığım. Bakın şimdi başka bir çalışmada da Silverline benden şunu istedi. Dedi ki daha konsept bir ortamda böyle ürünün üstüne spot ışık vurduğu bir sahne olsa hani böyle bir yaşayan mutfak değil de konsept bir görüntü olsa gibi bir istekle bu çalışma yapıldı. Burada işte o ışık vurdu vurmadı derken e o bahsettiğim e, şu kesme tahtasındaki bıçağın bembeyazı olduğunu görüyorsunuz. Bakın e, şeyler sarımsağımız soğanımız patlamış durumda görsel anlamda. Mesela bu düzeltilebilirdi. Hani ama e, hem müşterinin istediği zaman dilimi içerisinde hem de müşterinin beklediği kalite seviyesinde bu eleştiri almadı. Yani işte ulaşacağınız kalitede, ulaşabileceğiniz kalitede önemli söz konusu söz sahibi olan bir konu şudur, Zaman ve bütçe. Mesela ben size şu çalışmamı göstereyim. Bunların birazdan şeylerini de dosyalarını da bakacağız. Hani şu anda farklı görselleştirme amaçlarına göre farklı projeler olabildiğini konuşuyoruz aslında. Mesela bakın şu çalışmada tekrar şuradan geleyim. Hani bana bir gün gelindi ara ara iş yaptığım bir ajans altın ve işte pırlanta renderları alabilir miyiz diye sordular. Hani daha önceden de yapmadığım bir işte. Bakın bunun altını çiziyorum. Daha önceden yapmadığım bir işte. Hani ee, işte yaklaşımınız böyle olması lazım. Hani birkaç denemeyle bir, mutlaka yoluna koyarsınız. Pro, kullandığınız programa hakimseniz. Tabi programda o yeteneklere sahipse bunu biraz araştırmanız gerekiyor. Ee, mesela ben bu çalışmayı az önceki mutfağı da iki günde yaptım, bunu da iki günde yaptım. Neden? Çünkü bir daha önceden yapmadığım bir şeydi. Hani bu arada şöyle iki günde yaptım derken iki günde teslim ettim. Yani öbür mutfağı da bir gün tasarladım, ikinci gün onaylarını aldım, revizyonlarını aldım, üçüncü gün teslim ettim. Bunu da bir gün hazırladım. ikinci gün eleştirilerini aldım. Bunu üçüncü güne kalmadan ikinci gün tek ürün olduğu için renderını alıp teslim ettim. Görüyorsunuz ne kadar arada içerik olarak dünyalar kadar fark var. Birisinde yüzlerce parça var, onlarca parça var mutfakta. Ama işte o onlarca parçanın hiçbiri o kadar da mükemmel olmak zorunda değil. Ya çünkü hiçbirine çok yakından bakmıyorsunuz. Buradaysa ne oldu? Bir anda benim Bakın bunun da render'ı üzerinden konuşalım şeyinden direkt proje klasöründen. Birazdan bunların max sahnelerini de açacağız. Şimdilik sadece şey göstereceğim. Render'lar üstünden konuşacağım. Nerede o? Heh. Bu ikinci versiyon, şu da birinci versiyon Şimdi bakın bu kadar şu anda şu bakışta fark edilmiyor ama yaklaştığınızda Altın yüzeydeki toz tanelerini falan görüyor musunuz? Hani bu projenin amacı benim o 1-2 gün içerisinde yapabileceğim maksimum beceri seviyesini göstermekti. Ee, ve bunu yaptıktan sonra bu proje onaylanmadı. Çünkü bir tane bile takı için bu kalitede görsel isteniliyorsa benim bir gün çalışmam gerekecek. Hani tamam malzemeyi falan çözdüm ama render süreleri de çok uzun sürüyor. Hani böyle dibine girip toz de görmek istiyorsanız ki bakın bir yerden sonra yine bulanıklaşıyor fark ettiyseniz. Ee, e ne oldu? Bütçe olarak ben de benim bir günümü tam olarak alacaklarını düşünerek bütçe vermek zorunda kaldığım için. Ha neyse biz daha daha basit yapalım durumları oluştu. Yani görselleştirme işinde her zaman farklı amaçlara göre işler yapılır. Bir de kaliteyi belirleyen tek etken sizin kullandığınız programın becerisi sizin yetenek seviyeniz değil. çok daha farklı ticari etkenlerden dolayı da bu sektöre doğru sektöre dair bir bilgi olsun. Çok daha düşük kaliteyi tercih edildiği de oluyor çünkü, daha kısa sürede daha ucuza vermiş oluyorsunuz. Şimdi bakın buradan bir iki farklı çalışma hani görselleştirme çalışmalarına dair yine e, göstereyim. Mesela bakın illaki ürün ya da mekan olmak zorunda değil. Mesela şunun ışığını nasıl yaptığımı falan birazdan ışıklar konusunu biraz konuşmak için örnek göstereceğim. Ama yaptığım bir görselleştirme çalışması da şuydu yine kendim için yapmıştım bunu da. Evet. Kameralarda bu iş biraz fotoğrafçılıktır diye konuştuk ya kameraların po şey konusu ee, şöyle pardon bunlardan hangisi Heh. kameralarda field of view yani görüş açısı yani lensin odak uzaklığının perspektif bozulmasına etkisi diye bir durum vardır. Bu böyle sözlü anlattığımda kafa karıştıran bir şey. Bakın tamamen yine 3ds Max ve V-Ray'den faydalanarak e, bu Field of View denilen etkinin ne olduğunu anlatan bir küçük video hazırladım. Görüyorsunuz bir otomobil var. Bakın otomobilin sahneyi doldurma miktarı hiç değişmiyor ama perspektif bozulması inanılmaz değişti. İşte ne oldu tekrar bir bakalım diyorum. Ve... Yan taraflara tabi bu yazıları mesela bu yazıları da 3ds Max et, ekleyebilirdim. Ama 3ds Max ile bu yazıları da eklemek gerçekten gereksiz bir çaba olurdu. Bir de aldığım video renderında yazıyı sonradan çıkarma şansını elimden alan bir hareket olurdu. Yani hep yazılık alacaktı bu video. O yüzden bakın burada bu yazılar için ben After Effects'i kullandım mesela. Ee, bakın işte sağ ve sol tarafa. Kameranın otomobili olan mesafesiyle sağ, sağ tarafta da lensin odak mesafesini gösteren grafikler koydum. Ve kamera yaklaştı, odağınız düştüyse böyle görünür. Kamera uzak, odak mesafeniz uzunsa da böyle görünür diye kısa bir anlatım yaptık. Yani bu programla ne çizebiliriz, neler yapabiliriz sorusunun cevabı, sonsuz arkadaşlar. Yani siz ne görselleştirmek istiyorsanız onun üzerinden gidebilirsiniz. Benim yaptığım çalışmalar daha böyle hep gerçekçi çalışmalar ne yazık ki. Hani şöyle bir zaman ayırıp işte ütopik şeyler ya da işte oyun karakterleri gibi eğlenceli şeyler çizmeye henüz kariyerimde fırsat bulamadım. Hep böyle biraz daha gerçekçi şeyler çizdim. Ama zaten şeyde de gördünüz Behance'de de 3ds Max'le bir çizgi film karakteri de çizebilirsiniz. Bambaşka şeyler de yapabilirsiniz. Ee, şu noktaya kadar sorularınız varsa gerçi son yarım saattir çok da yeni bir şey söylemedim. Ama sorularınız varsa yine alayım. Sonra bir küçük ara verelim. Yani bir 10 dakika 15 dakika kadar ara verelim. Programın ikinci yarısında biraz daha projeleri açarak konuşalım. Ee, sorularınızı yazabilirsiniz isterseniz chatten. İsterseniz el kaldırıp söz hakkı da alabilirsiniz. Şu anda bekliyorum ben. Sanırım soru yok. Doğru mudur? Ben henüz görmedim. Chatten geldi galiba bir tane. <laughs> Burcu, Burcu Hanım çok e, donanım sorusu soruyorsunuz. <laughs> ee, Mac, arkadaşlar ben Mac almam dediğim gibi. Şimdi bu Mac M1, hak, ben Mac M1 hakkında çok pozitif şeyler söyleyebilirim. E, çünkü şöyle Mac M1'in açtığı yol ee, bu cep biliyorsunuz Mac M1 cep telefonlarımızda kullandığımız ARM mimarisine sahip olan bir işlemci. Bu da şu anlama geliyor. Çok enerji verimliliği yüksek bir işlemci. Hani bir laptopun bataryasının iki gün dayandığını düşünün. Mac M1 bunu sağ, hani M1 işlemci bunu sağlıyor. Ama dediğim gibi Yazılım tarafında bizim kullandığımız programlar bir de arkadaşlar şunu da unutmayın. Türkiye'desiniz hani şimdi biz her programı hemen lisansıyla satın alamıyoruz biliyorsunuz. Bunu da şey yapmayın bunu çok böyle derinlemesine bu cümlenin arkasında takip etmeyeceğim ama programları edinme yöntemlerinizin Mesela Mac'teki fiyatı ne ya da Mac'te ne şekillerde edinebiliyorsunuz yazılımlarınızı bunları da düşünmeniz gerekiyor. Sadece bilgisayar gücü olarak düşünmeyin bu durumu. Ben Türkiye koşullarında sizlere çok genel bir yönlendirme yaparsam bu arada benim hani böyle bilgisayar tavsiyesi yaptığım, yapmaya çalıştığım, nasıl seçmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştığım videolarım falan da var. Bu soruya çok uzatmadan şu cevabı vereyim. Kendiniz kullanacağınız alanlarda araştırma yapıp ona göre karar vermeniz gerekiyor. Mesela ben size şimdi Mac M1 almayın diyeceğim. Benim size herkese şunu söyleyeyim. Hepiniz Windows alın. Hepiniz işte paranızın yettiği seviyede işte şu anda bugün için söylüyorum. AMD'nin 5800H işlemcisine 16 GB RAM'e ve paranız yettiği kadar da bir ekran kartına sahip olan ek Bir bilgisayar alın. Ben size bunu söyleyebilirim. Ama aranızda birisi vardır, hiç benim yaptığım, benim kullandığım gibi kullanmayacaktır bilgisayarı. İşte video editlemeyi çok fazla kullanacaktır. Ya da Mac'teki çok bir, bir özellik onun için çok kritiktir Mac'te olan atıyorum. O zaman bu öneri o aranızdaki o kişi için çöp bir öneri oluyor. Yani lütfen bilgisayar konusunda bizim çok yanlış bir tutumumuz var. Biz ülkecek biliyorsunuz çok araştırmayı öğrenmeyi bilmiyoruz. Hani biz hep böyle birileri yani bunu sakın lütfen kimse bu konuda bunu böyle söylediğim için alınganlık yapmasın. Bu bizim kendimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Savunmamız, içimize çekilmemiz gereken bir alan değil. Hep böyle birileri bize bir şey söylesin, biz onu yapalım. İşte kötü olursa da şu şöyle söylemişti deyip işin içinden sıyrılıyoruz. Ama arkadaşlar özellikle bilgisayar konusunda Biraz böyle araştırma yapın, kendinizi geliştirmeye çalışın. İşlemci nedir? RAM nedir? Ekran kartı nedir? Neye yarar? 3ds Max'te RAM mi önemli, işlemci mi önemli, ekran kartı mı önemli? Bu soruları küçük küçük araştırın. Ama benim dediğim gibi mimari alanda çalışıyorsanız özellikle Mac tavsiye etmiyorum. En büyük sebebi de Mac'te 3ds Max yok. Hani Mac ve 3ds Max sektördeki en yaygın program. Hani bunu unutmayın. Bunu zaten e, seminerimizin ikinci arasında yine konuşacağız. Hani neden Max kısmına daha gelmedik fark ettiyseniz. Şu anda bütün programlara eşit mesafede duruyorum. Ama mimari alanda Mac tavsiye etmediğimi çok net söyleyebilirim. İkinci bir sebebi de şu. Madem sordunuz. Rhino'da Mac'te var ama arayüzü farklı. Bütün dünya Windows'da kullanıyor. Siz mesela Rhino için bir araştırma yapacaksınız. YouTube'daki Windows videoların %90'ı Windows versiyonu olacak. Ve sizde o düğmeler orada olmayacak mesela. Hani bu yüzden mimari tarafta Mac tavsiye etmediğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bir mimari şirkete tamamen o mimari şirketin aldığı renderların video editlemelerini yapmak üzere girecekseniz de Tabii ki o zaman da Mac'de alabilirsiniz diyebilirim. Şöyle yapalım. Herkes için uygunsa 8.50'ye kadar bir ara verelim. Şeyma Hanım sizin için de uygun mu? Tabii ki Süleyman Bey hiçbir problem yok. Tamam 8.50'ye kadar ara verelim diyelim. 8.55'e kadar da herkes masa başına dönmüş olması için bir zaman ayırmış oluruz. Tamam. Ben en geç 8.55'te anlatıma devam edeceğim. Tamam o zaman. Peki görüşmek üzere o zaman şimdilik. Görüşmek üzere. Evet. Şeyma Hanım ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben devam ediyorum. Tabii başlayabilirsiniz Süleyman Bey. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şuradan devam edelim. Biraz bir genel konuştuk. Neyin ne olduğunu öğrendik. Benim sizlere hazırladığım slaytlarda ne dedik? Neden bu kadar çok program var? En iyi program hangisi? Bu konuları güzelce konuştuk. İşte asıl sıkıntılı konu hangi programı seçmelisiniz? Bakın bu son slide ve sorunun cevabını hazırladığım, yazılı olarak bir gözünüzde dursun, görün diye düşündüğüm tek slide. Sonrasında zaten başka bir slide yok. Projelere bakacağız. Şimdi hangi programı seçmelisiniz? Çok kompleks bir soru aslında bu. Ee, Çoğunuz şöyle düşünüyorsunuz gördüğüm kadarıyla ben bunu çok tavsiye etmiyorum ama tabii ülke şartlarında bazı e, şeylerin peşinde koşmak lüks gibi de gelebiliyor. Yani bu aslında böyle olmaması gerekiyor ama e, severek yapacağınız iş peşinde koşmak neredeyse iş beğenmemek e, gibi bir lüksmüş gibi algılanıyor ne yazık ki. Ama benim size yine de tavsiyem şu olsun. Siz günümüz koşullarına göre, kendi yaklaşımınıza göre bunu değiştiriyor, eleştiriyor olursunuz. Seçeceğiniz programda ilk dikkat etmeniz gereken şey sizin yapmak istediğiniz, gitmek istediğiniz yöne sizi götürüyor mu? Mesela benim kariyerimde ilk çalıştığım firma bir Seramik sergileme standları üreten bir firmaydı. Belki bilirsiniz, bu seramik firmalarının mağazalarına girdiğiniz zaman kocaman kocaman bir metreye iki metrelik seramik bloklarını göstermek için kocaman kocaman standlar vardır. Bu standları biz Rhino ile çiziyorduk, Kişatla görselleştiriyorduk ee, ve Benden bir süre orada çalıştıktan sonra tasarım çalışmalarından genelde memnunlardı. Zaten tasarım anlamında da böyle çok insana hani e, tasarım yönü çok değerli olan ürünler e, özellikle olan ürünlerdi de değildi zaten e, teknik tarafta çok sorun yaşanıyordu. Yani mesela ben tasarlıyordum ürünü, boyutlarını veriyordum böyle olacak, şöyle olacak, şu kulbu kullanacağız, bu malzemeyi kullanacağız, şu şu rengi boyayacağız diye bunu veriyordum. Ama teknik odada bir türlü çıkmıyordu. Böyle işte ben bitirdikten sonra iki gün, üç gün uğraşıyorlardı lazer kesim çizimlerini oluşturabilmek için vesaire. Ve bu tasarımın kötülüğünden de kaynaklanmıyordu. Hani bana bir ya Süleyman Bey nasıl çizmişsiniz de denmiyordu. Ve ben o şirkette bana şu teklif edildi. Belki biliyorsunuzdur yine hani az önce şeyde bahsettiğim SolidWorks adında bir program var, işte katya vesaire. Bu bir üretim çizim programı. Bana Süleyman, sen SolidWorks'i öğrensen de, biz bu işleri, hani bu, bu çizimlere de sen biraz destek olsan, hani sorun yaşamasak dendiği zaman ben bunu mesela direkt reddettim. Şimdi bakın burada şunu göreceksiniz. Araçlara bakarsak SolidWorks artık KeyShot gördünüz mü? Hani yine görselleştirmesi KeyShot çizimi SolidWorks bunların. Çünkü SolidWorks arkadaşlar tamamen bir üretim programı. Ve ben üretim çizimi üzerinde kariyerimi ilerletmeyi düşünmüyordum. Ve direkt SolidWorks, ben dedim SolidWorks'u öğrenmem ve bu alanda da çalışmam dedim. Ve birkaç ay işte o işimden de bir yıl çalıştıktan sonra ayrıldım. Ve oturup 3ds Max'i öğrendim. Çünkü e, 3ds Max çok fazla geniş alana hitap ediyor. Yapabileceklerinizi inanılmaz genişletiyor. Yani Solidworks öğrendiğinizde hangi firmada çalışırsanız çalışın, tasarımcıdan çok üretim çizimine yönelmiş oluyorsunuz. Hatta belki araların, aranızda tasarım öğrencileri varsa okullarında Solidworks öğretilenler olabilir. Ben Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunuyum. Bize Rhino öğretildi. Bizden sonraki yıllarda benim okulumda da SolidWorks'ün modelleme programı olarak öğretildiğini öğrendiğimde ben şahsen çok üzülmüştüm. Belki haklıyımdır, belki haksızımdır. Ama bir tasarımcının ana programı SolidWorks olmamalı. Çünkü Türkiye'de sektörde SolidWorks biliyorsanız tasarımcıdan çok teknik ressam e, rolüne doğru koşuyorsunuz demektir. Ee, ve ben işte 3ds Max'i tercih etmiştim. Yani hangi programı öğrenmeniz gerektiği sorusunu araştırırken ilk önce ben ne yapmak istiyoruma bakmanız lazım. Bu bir. İkincisi hedeflediğiniz sektöre bir bakmanız lazım. Şimdi yapacağınız işi belirlediniz, o işi yapan programları belirlediniz ve mesela bugün konuştuk ya zaten 3ds Max'te çizim yapıyor, Maya'da çizim yapıyor. Yani bakın. Blender'da çizim yapıyor. Hani 3ds Max, Maya ve Blender'da aşağı yukarı aynı şeyleri çizip aynı şekilde görselleştirebilirsiniz arzu ettikten sonra. İşte ama hedeflediğiniz sektör ne? Türkiye'de mimari sektörü hedefliyorsanız birinci tercihiniz mutlaka 3ds Max olmak, olması gerekiyor. Çünkü yaygınlık olarak firmaların kullanımı olarak bir numara 3ds Max. Maya kullanan ben hiç görmedim. Hani bir mimarlık firması olup da mimari iş yapıp da bana Max değil de biz Maya kullanıyoruz diyen bir firma hiç görmedim. Blender'dan haberleri bile olmuyor zaten. Mesela bu üç program üzerinden konuşalım. Ee, ama şöyle bir şey olur. Sektörde bir iş görüşmeniz olmuştur. Bir kontak kontağınız vardır. Ve der ki ya biz bizim şirkette Maya kullanıyoruz. Maya öğrenirsen seni 10 bin dolar maaşla alacağız önümüzdeki ay. E o zaman Maya öğrenin tabii ki. Hani anladınız mı ne demek istediğimi? Bir, çok özel bir durumunuz yoksa sektörde en fazla tercih edilen programa yönelin ki seçenekleriniz o kadar fazla olsun. Ama özel bir durumunuz varsa da tabii ki onu işte ben size sektörde en yaygın 3D esmek istedim diye e, tepmeyin. Bu sizin biraz şey yapacağınız, gözlemleyeceğiniz bir durum. Mesela son yıllarda çok ön planı çıkan sektörlerden birisi ne? Mobil oyunlar, değil mi? Hani atıyorum görselleştirme işleri yapanların çokça çalışmak istediği, cep telefonlarına oyun yapan, işte duyuyorsunuz milyar dolarlara satıldı vesaire, işte Peak gibi firmalar var. Ben o alanlarda çalışacağım diyorsanız da o zaman Maya mesela direkt Maya'yı tavsiye ederim, 3ds Max'i değil. Benim girdiğim işlerden birinde Texture Unwrapping denilen bir uygulama var. Belki duymuşsunuzdur. Amorf yüzeylerin üzerine kaplamaların, hani bu görselleştirmede kullandığımız kaplamaların düzgün şekilde kaplanabilmesi için kaplamaların açılması işlemi. Şurada bakın çok basit bir altıgenin açılımı göstermiş. Aslında bu işte bir insanda vesaire. Belki daha önceden karşılaşmışsınızdır. Bakın şurada bir maymun şeyi var. Ee, sevimli olanlardan bunu kullanalım. Hani üç boyutlu model dediğiniz bir maymun çiziminin... ...renk olarak, malzeme olarak doğru yerlere doğru malzeme ve renklerin gelmesi için... E, ...iki boyutlu bir düzleme açılması gerekiyor. Mesela bu bir iş. Mesela ben yaptığım bir görüşmede bu işi duymuşsan bile bizim için yeterli denildi. Hani yapmayı boş verin. Bu sistemi duymuşsan ne olduğunu biliyorsan bile çalışabiliriz denildi. Hani diğer şeylerden sonra. İşte bu tip özel şeylerin dışında tutarak şu anda konuşuyoruz. Sektörde hangi programlar kullanıldığına mutlaka dikkat edin. Türkiye'de mimarlık sektöründe Revit çok revaçta. 3ds Max çok revaçta. Bu ikisinden ama şunu unutmayın. Sizden Revit isteyen yani Revit öğrenenleriniz projeyi yöneten e, inşaat mühendisine böyle doğru giden bir e, iş yapıyor olacaksınız. 3ds Max öğrenenleriniz tasarım ekibine yakın bir iş yapıyor olacaksınız. Bunu unutmayın. Hani Revit ile 3ds Max aynı işi yapmıyorlar. E, SketchUp küçük stüdyoların çok kullandığı bir program. Hani çok fazla yazılım bütçesi ayırmak istemeyen küçük tasarım ekiplerinin çok kullandığı bir program SketchUp. Ee, görselleştirme tarafında birinci tercih her zaman V-Ray'dir. Yine e, şey için yaygınlığından dolayı Corona son yıllarda çok fazla ön planı çıktı ve Lumion son yıllarda yine çok fazla ön planı çıktı. V-Ray ve Corona aşağı yukarı aynı işi yapan yazılımlarken Lumion biraz daha farklı. Lumion bir oyun motoru mantığında çalışıyor aslında. Bunun sayesinde güzel görselleri çok hızlı oluşturuyor. Ama benim şahsi düşüncem ki haklı da olduğum bir düşünce aslında. Kesinlikle bir V-Ray ve Corona'nın ortaya çıkardığı fotorealizmi Lumion o kadar da ortaya çıkaramıyor çok fazla post processing yani işte sonrasında rötuşlar vesaireler yapılması gerektiğini biliyorum. Bir de şuna dikkat etmeniz lazım. İçinde bulunacağınız A. İşte bu da şu anlama geliyor. Şimdi siz bir program kullanmaya başladığınızda o programın her şeyini baştan öğrenemeyeceksiniz. Yani öyle bir ben de mesela uzmanıyım dediğim yıllardır eğitimini verdiğim programları Yüzde yüzünü bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün de değil. Hani aranızda öyle bir öğreneceğim ki bilmediğim hiçbir şey kalmayacak diyenlere kötü bir haberim olsun. Tüm ömrünüzü adasanız bile mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey olacak. Bugün öğrendiğiniz bir şeyi 3 ay sonra sürekli kullanmıyorsanız unutacaksınız. Hani şey olacak. Öyle bir şey vardı ya havasında kalacak aklınızın bir kenarında. Sürekli kullanma ve o kadar çok farklı şey var ki içinde. Ee, sürekli, hepsini sürekli kullanmanız çok da mümkün değil. Mesela 3 d Max için bunu söylüyorum. Ee, bu yüzden de sürekli araştırma ve hatırlama durumunda olacaksınız. Yani e, mesela 3 d Max'te ben bir işi çözemediğimde ya da az önce söyledim ya işte altın şurandırı e, neredeydi o Hah, mücevherimize gelelim. Şöyle bir andırı Daha önce almadım. Ben bunu yapmaya başlamadan önce ne yapıyorum? Bir YouTube'a, Google'a araştırma yapıyorum. Yani işte altın nasıl görselleştirilmeli, başkaları nasıl yapıyor? Kendim sıfırdan debelenmeye başlamadan önce bir araştırma yapıyorum. Yani bir ağın içerisinde bir kitlenin bir parçası olarak o kitlede bu işi daha önceden yapmış insanların deneyimlerinden faydalanıyorum. İşte bir programı çok beğendiyseniz, sektöründe uygunsa, sektörde de bolca kullanılıyorsa, bir de şuna bakın. Bir problem yaşadığınızda, araştırma yaptığınızda o programla ilgili kaynak çok kolay bulunabiliyor mu? Hani yine bu yaygınlıkla ilgili bir şey. İşte 3ds Max'te her konuyla ilgili dünyalar kadar kaynak bulabilirken Blender'da çok daha az bulabilirsiniz. Ya da yanılıyor olabilirim. Blender'da da iyidir. Yani işte bunun araştırmasını yapmanız lazım. Ee, bu üç şeye dikkat ederseniz e, seçtiğiniz programdan pişman olma ihtimaliniz oldukça düşer. Zaten e, bir de şunu unutmayın. Bir programı yani bir ya da iki programı iyi öğrenme seviyesine geldiğinizde yeni programları eklemek çok kolay oluyor. Hani ben mesela kariyerimde kullanmadığım bazı programların eğitimlerini eğitmenlik yaparken vermeye başladım. Çünkü ben gerçekten bir hafta bir programın başına oturup çalıştığımda öbür hafta eğitimini vermeye başlıyorum. Hani bu tabii ki %100 uzmanı olmuyorum. Eğitimi verirken kendimi ben de geliştiriyorum vesaire. Ama belirli bir mekaniği var bu işin. Ee, ve bunları kavradığınızda ezberlemediğinizde bakın bunu da söyleyeyim çok yaptığınız hatalardan biri de şu öğrendiğiniz programı ezberleyerek öğrenmeye çalışıyorsunuz o mümkün değil ee, mantığını kavrayarak üç boyutlu görselleştirme nasıl yapılır 3 boyutlu yüzey nasıl oluşturulur bu mantığı kavrayarak 3ds max'i öğrenirseniz Maya'yı öğrenmeniz çok kolaylaşıyor ya da işte Blender'ı da öğrenmeniz çok kolaylaşıyor. Hele hele bir de 2-3 programı öğrendiyseniz mesela ben size şöyle söyleyeyim. 3ds Max'in, Rhino'nun, SketchUp'ın e, eğitmenliğini yapıyorum. E şimdi bunların üçü de farklı modelleme mekanikleri olan programlar. O üçünü de görmüş olduğum için artık başka ne görsem mesela Maya'yı Maya gördüğümde ha bu 3ds Max gibi çalışıyor diyorum. İşte ee, Solidworks'u gördüğümde ha bu biraz daha Rhino'ya benziyor diyorum. Ki çok da benzemiyor aslında biraz daha sınırlı bir program. Ya da işte böyle çok cep telefonlarında çok hızlı çizim yapmak için bazı uygulamalar oluyor. Tamamen SketchUp mantığından ilerliyorlar. Hani yüzeyi tut, it, çek. Sürekli böyle ilerliyorlar. İşte birkaç program bildiğinizde hani şeyden de çok korkmayın. Yanlış programı seçtiğinizde hayatınız kaymış olmaz. O program için ayırdığınız zamanda edindiğiniz bilgiler başka programa geçtiğinizde de faydası olacaktır. Mesela burada şimdi içinde bulunacağınız ağ konusu, hedeflediğiniz sektör konusunu şöyle bir örneklendirelim ki sorular arasında da bu geçmişti zaten gördüğüm kadarıyla. Biliyorsunuz hazır model çok kullanıyoruz biz çünkü her projede sıfırdan aksesuarları falan da modellersek hayat oldukça zorlaşıyor. Mesela cgtrader.com size böyle de bir bilgi vermiş olayım. Zaten biliyorsunuzdur tahminimce. 3dsky.org bunlar benim çok kullandığım hazır model siteleri. Mesela cgtrader.com'da sofa deyip bir koltuk arattığımız zaman dosya formatı olarak 3ds max'i sorguladığımızda ki ilk o çıkıyor fark ettiyseniz ortaya çıkan sonuçları görüyorsunuz. Gayet hoş, gayet bol. Hani aşağı indikçe kalitenin çok da düşmediği. Bakın çok aşağılarda bile gayet güzel hani koltuklarımız bulunuyor ve bu daha böyle sayfalarca böyle gidecek. Zaten 3DS Max'in mimari sektöre de benim size birinci tavsiye ettiğim program olmasının sebebi en önemli sebebi yaygınlığı. Hani becerileri bir yana yaygınlığı çok önemli. Şimdi siz 3DS Max kullandığınızda neredeyse hiçbir zaman çıkmaz bir sokağa girmiyorsunuz. Hep böyle bir şeyleri çözebilmeniz için hazır modeller oluyor. Hazır model olmasa ben sofayı nasıl modellerim diye araştırsanız mesela işte how to draw ya da model diyelim. Model sofa in 3DS Max deseniz 152 milyon tane sonuç bulunur görüyorsunuz ee, gibi. Ama bakın şimdi şöyle yapalım. Sofamıza CG Trader'da geri gelelim. Ve formatı Rhino'yu çevirelim. Bakın ne olacak. Şimdi Rhino'yu göstereceğim. Biraz Rhino'yu açacağımızı söylemiştim. Max'i kaldırıyorum. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Yine böyle başta fena değil gibi gidiyorlar. Sonra aşağı indikçe görüyorsunuz biraz böyle modeller daha hani işte 20-30 model inmişken ee, çizgi film kıvamına gelmeye başlıyor. Ki burada şunu unutmayın. Burada bakın bazıları zaten Max'te şey Rhino değil aslında. Hani Max'te çizilmiş Max'te böyle görünecek. Rhino'ya attığınızda bu malzemeler gelmeyecek. Sadece Max'te de geometrik olarak açılabileceği şekilde kaydedilmiş şeyler bunlar. Hani Direkt Rhino'da da böyle açamayacaksınız. Mesela bakın şu şu biraz fazla komik bir modelmiş. Bu Rhino'da çizilen bir model. Bu bu kadar da değil arkadaşlar. Yani Rhino'da da gayet iyi şeyler yapabilirsiniz. Hemen bunu nasıl ka kanıtlıyoruz? Şurada araçlar kısmına Rhino yazıyoruz bakın. Hatta 5 olsun madem. Bakın Rhino 5 architecture dediğimde burada bazı şeyler tüm farklı dosya formatlarının hepsinde kaydedildiği için Dikkat ederseniz bazı projeler hepsinde çıkıyorlar ama görüyorsunuz gayet güzel e, çalışmalar mevcut. Mesela şu kesin Rhino'dur gibi düşünüyorum bir bakalım. Çünkü bakın bir de Grasshopper diye bir şey var. Bu da sorularda geçti. Bir da açacağım. Bunu neden direkt kesin Rhino'dur dedim. Bu geometriler yüzünden biraz biliyorsunuz işte bunlar geometrik tanımları bunları gerçekten çizmiyoruz. Geometrik tanımlarını yapıyoruz komutlar böyle e, emir cümlesi şeklinde komutlarla Grasshopper'a çizdiriyoruz aslında. Böyle şeyler gördüğüm anda bu Rhino diyorum. Mesela işte mimari alanda çalışacaksınız ve tamamen bu tarz formlarla çalışacaksınız. O zaman Rhino ve Grasshopper'ı kendinize eklemeniz çok çok önemli. Ve ben şöyle çalışıyorum, onu da samimi olarak söylemiş olayım. Modelleme konusunda Rhino ve Grasshopper'la mesela modellediğim şeyleri gerekirse Max'a e aktarıp Max'te de render'ını alıyorum zaten. Hani Max ve V-Ray'de. Hani Max'te modellemesini yapmamış oluyorum. Ee, ama gördüğünüz üzere Rhino'da da da gayet e, düzgün mimari görselleştirmeler yapabilirsiniz. Bu çok da düz. düz. Mesela bakın bu Rhino ve V-Ray ile yapılmış. Rhino ve V-Ray bundan çok daha iyi sonuçlar verir. Bu o kadar iyi bir iş değil. Bu az öncekine kadar göre biraz daha. Bakın SketchUp falan da vardı onda. Burada kesinlikle Max falan var. Öyle görünüyor. Bakın hepsi karışık. Bu mesela şey yapılmış. bizim Size az önce söylediğim gibi dikkat edin. Şu karelerin büyüyerek gelmesi olayı var ya. Bunu işte Max'te modellemek çok ciddi bir sıkıntıdır. Onu Grasshopper'da muhtemelen modellemiş. Sonra Max'a atıp e, şeyi yapmış e, ee, renderını almış. Bakın Grasshopper yazmamış, Rhino yazmış. O muhtemelen işte Grasshopper Rhino'nun içinde olduğu için o şekilde düşünmüş. Evet, ee, ne diyorduk? İşte içinde bulunacağınız A, sorularınıza cevap bulup bulamayacağınız vesaire oldukça önemli. Ee, Rhino üzerinde mimari gerçekten Max kadar iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Ama ne zamanki ki bir hazır model ihtiyacınız olacak, sıkıntıya düşeceksiniz. Çünkü bakın bunların hepsi Rhino formatında çıkmış olsa da aslında şunu açtığımızda ne görüyoruz? Aslında Max için hazırlanmış. Rhino'ya attığınızda şey olacak. Malzemeleri gelmeyecek bunun. Malzemelerini sizin yapmanız gerekecek. Hani bunu böyle direkt böyle kullanamayacaksınız. Ama Max'te direkt koyacaksınız, kullanacaksınız. Önemli noktalardan birisi bu. Ee, mesela peki Rhino ile Max'in o zaman Rhino'yu atalım mı tamamen çöpe? Gelin biraz bu, bu konuları konuşmaya başlayalım. Daha teknik tarafına gelelim. Hani benim neden Max'i, Revit'i e, seçtiğim sanırım netleşmiştir. İkisi de bu anlamda çok çok yaygın oldukları için. Bu arada çok pardon ona da bir bak şey yapacaktım değinecektim. Burada tabii şunu da unutmayın. Sofa dedik ya bu sofaların bu koltukların böyle görünebilmesi için şu da var. Bakın mesela atıyorum şunu seçtik. Sadece Max değil. Şurada size şunu da söylemesi lazım. Bakın render için V-Ray kullanılmıştır diyor. İşte V-Ray kullanıyorsanız bunu böyle direkt alabileceksiniz. Ama Başka bir render programı, KeyShot kullanıyorsanız yine bunu alamadınız demektir. Hani geometrisini alıp ee, KeyShot'ta malzemelerini yapmanız gerekecek. Eskiden Corona malzemeleri v rayde çıkmıyordu ama bu yıl güzel bir haber oldu. Artık Corona V-Ray birbirleriyle malzemelerini renderlayabiliyorlar. Hani Corona kullanıyorsanız V-Ray'leri renderlayabiliyorsunuz. V-Ray kullanıyorsanız Coronaları renderlayabiliyorsunuz. Eskiden mesela Corona olduğunu görünce de bir eski içiyordum V-Ray olanını arıyordum. Hani işte bu anlamda bu tercih konusunda çok büyük bir etken ve V-Ray ile korona kapışsalar da bakın Render hem v hem korona olarak paylaştım demiş 3ds Max'in sahip olduğu hazır model kütüphanesi arşivi sanırım hiç kimsenin mücadele edemeyeceği bir büyüklükte şu anda. Peki Tamam bu kısmını anladık. Ama misal Rhino'yu niye seçerim ben? Çünkü bazı işlerde de mutlaka Rhino'yu kullanıyorum. Şimdi bakın orada size şöyle bir şey paylaşacağım. 3ds Max ile ilgili ilginç bir bilgi vereyim. Hani bu kadar övüyorum. Ama her programın bazı işlere uymayan özellikleri vardır. Şimdi bir 3ds Max bir de Rhino açalım. Aynı lisansımızın zamanı azalmış. Benim çalışma sistemim aslında şöyle. Hani mimari görselleştirme işleri tamamen 3ds Max, v ve Photoshop'ta ilerliyor. Ama bazen de şöyle bir durum oluyor. Çizdiğimiz ürünü, mesela yine işlerimden şu şekilde göstereyim. Bakın şu mesela. şu arkadaşımız. Bunu görselleştirmesini yaptığım gibi üretim içinde bu dilimlerin, bu deliklerin çizimini verdiğim bir iş bu benim. Ve böyle olacağını biliyorsam tasarım onaylandıktan sonra mutlaka Rhino'da çiziyorum. Hatta bunu direkt Rhino'da çizdim. Çünkü mutlaka üretimi olacağı kesin bir işti. Hani üretime göre çalışılacağı kesin bir işti. Ve ee... Tasarım anlamında da çizmesi, Rhino'da çizmesi çok zorlayacak bir şey değildir. Rhino'da çizmek arkadaşlar biraz daha zordur. Üretim programlarında çizmek biraz daha sizin beceri seviyenizin yüksek olmasını bekler. Ee, ama mesela bunu da ben direkt Rhino'da çizmiştim. Mesela tasarım aşamasında Rhino'da çizmenin birazcık hantallık getireceğini düşündüğüm e, şeylerde. Çalışmalarda önce Max'te tasarımları yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim mesela. Bu şeyde yok. Şeyden göstereceğim. Çalışmaların arasından göstereceğim. Mesela bakın bir e, İsviçre'de yaşayan bir müşterim için e, Türk bir müşteri orada saat firmalarıyla çalışıyor. Saat firmalarının işte hediye kutuları, saat çantaları falan için tasarımlar istiyordu bu Mesela bakın. Ee, bu çizimleri de kimse bana Rhino'da yaptıramaz. Hani bunların versiyonlarını böyle özellikle amorf yüzeylerin versiyonlarını oluşturmak vesaire 3D Max'te çok 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 daha kolay. Ee, o yüzden mesela bunları direkt 3D Max'te çiziyorum. Ama mesela bana denseydi ki işte şu parçanın üretim çizimini hani kalıp kesim çizimini yapacağız. O zaman o noktadan sonra e, mesela konuyu Rhino'ya doğru taşırdım. Bunların açık hallerini, kesim çizimlerini falan hep Rhino'da elde ederdim. Ama mesela bakın bu tasarım örneklerini oluştururken tamamen 3ds Max üzerinden çalıştım. Ki yine bakın farklı görselleştirme çalışmaları görüyorsunuz. Yani 3ds Max sadece mimari değil. Görüyorsunuz bir saat firmasının ürünlerini koyacağı, satıştan sonra ürünlerin takdim edileceği şeyin karton kutunun tasarımı içinde oturup 3ds Max'te az önceki bütün projelerde kullandığım mekanikleri ve prensipleri kullanarak bir şeyler yapabiliyorsunuz ya da bir cüzdan ya da bir çanta ee, ki bunlar dikkat edersiniz böyle çok 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 şey çalışmalar değil Bunlar böyle hızlı hızlı tasarım araç e, tartışmak için yaptığımız çizimler yani her zaman amacımız şeyde olmuyor A kalite iş olmuyor bazen de tasarımlarımızı hızlı hızlı tartışmak için. Mesela şurada görüyorsunuz farklı farklı böyle bir şeyler koymuşuz ya da işte şurada. İşte mesela şu fikir kötü direkt çöpe atalım diyoruz. A, aslında siyahı kötü olmamış diyoruz vesaire. Yani bu mimari binalarınız için vesaire de e, mimari çalışmalarınız için de bu mekanikler aynen geçerli aslında. Şimdi Rhino tarafına gelelim. Şimdi burada size şöyle bir şey. Bu arada bu gördüğünüz ürün de e, sinema salonlarında vesaire ses izolasyonu olacak yerler için e, kaplamalarımız hani akustik paneller bunlar. Hani akustik panelleri daha estetik bir hale getirmekte bu çalışmanın amacı. Hani böyle daha hoş formları olan akustik paneller üretiyordu firma ve gerçekten ahşaptan üretiyordu bazılarını e, ya da ahşap görünümlü üretiyordu o tarz mesela o tarzda bir çalışmaydı bu. Şimdi Max'te çizmekle Rhino'da çizmek arasında ne fark var? Bunu buna çok kısa bir bakalım. Max'te çizdiğiniz zaman şimdi ikisinde de bir küre çizeceğim. Bakın şu Max'te de bir küre çiziyorum. Şöyle. Max'te de bu kürenin yarı çapını 50 yapayım şöyle. Sonra Rhino'ya geliyorum. Rhino'da da bir küre çiziyorum. Evet. Burada Rhino'da şu arada gördüğünüz oklardan oluşan şu yapı eskiden yoktu. Tamamen 3DS Max'in aşırı pratik yapısını Rhino'ya da taşımak için yaptılar. Eskiden Rhino'da böyle tutup yerleri çekemiyordunuz. Bir objeyi taşıyabilmek için illaki hareket ettirme komutunu çalıştırıp onunla hareket ettiriyordunuz gibi. Ee, şimdi bakın Rhino ile Max'in çizimlerinin arasındaki temel fark şu. İkisini de şöyle iki tarafı açacağım. Rhino, NURBS denilen matematik tanımlı yüzeyler çizer. Rhino'da çizdiğiniz her yüzey üretime verilmeye hazırdır. Yani her noktasının matematik olarak çözümü Rhino'da mevcuttur. Şey deneyeceğim. Şöyle bir şey bakayım. 3ds Max'te ise şimdi böyle ilk söylediğimde size bakın görüyor musunuz? Her noktasından böyle yarı çapının kaç olduğunun ölçüsünü falan alabiliyor program. Yani matematik çözümlü yüzeyler olduğu için çizdiğiniz her şeyi de bir üretim programına direkt bir üretim cihazına direkt tanıtabileceğinizi bilirsiniz. Ben Rhino'da çizdiğim şeyleri üretim firmalarına gönderirim. Bundan üretim derim gönül rahatlığıyla. Ama Max'te durum öyle değil. Bakın şimdi. Max'i bir büyüteyim hatta. Silindire küremize yaklaştığımda kenarlarındaki bir durum dikkatinizi çekti mi? Bakın kesik kesik görüyor musunuz? 3DS Max mesh denilen bir yüzey sistemi kullanılıyor kullanıyor ve bütün yüzeyler üçgenlerden oluşuyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında 3DS Max'te asla eğri diye bir şey çizemezsiniz. Hani bu böyle ilk söylediğimde e o zaman bu program çöp gibi düşünebilirsiniz ama aslında Maya da böyledir. Blender da böyle bildiğim kadarıyla. Yani mesh yüzeyi çizen bütün programlar bu şekilde çalışır. Peki nasıl oluyor da ortasını görüyor musunuz bakın gayet pürüzsüz yuvarlak görünüyor. Bu nasıl mümkün oluyor madem öyle? İşte bu programlar görselleştirme hedefli programlar en yapmaya çalıştıkları şey hep görüntüyü kurtarmak. Işığın kırılımını manipüle ederek sanki bu yüzey çok güzel zımparalanmış yuvarlak bir yüzeymiş gibi gösteriyor. Bakın o özelliği kapatayım neyle karşılaşacağız? Şurada gördüğünüz Hmm, silindirde, safirde, sumut. şurada. Görüyorsunuz aslında çizdiği şey böyle yan yana bir sürü küçük kareler. O kareler de üçgenlerden oluşuyor. O yüzden de işte 3ds Max'te çizdiğiniz bir objeyi direkt üretime verirseniz bu obje sizin renderlarınızda şöyle gayet güzel bir küre şeklinde görünürken üretimden şöyle bir arkadaş olarak gelecektir. İşte mesela burada siz yine şunu düşüneceksiniz. Ben yaptığım çizimleri her zaman bir CNC cihazına vereceğim ve oradan üretimini alacağım diyorsanız Rhino'da çizmeniz, Rhino'yu ana program olarak seçmeniz daha doğru olabilir. Ben açıkçası hem Rhino hem 3ds Max bilmemin yıllarca çok fazla lüksünü yaşadım. Çünkü üretim tarafından gelen çizimleri de baş edebiliyordum. Görselleştirme tarafındaki insanlarla da iletişim kurabiliyordum. Ee, ve ikisine de çözüm üretebiliyordum. Ee, bu arada bir soru şeydi, Rhino ile ilgili nasıl, ne düşünüyorsunuz şeklinde bir soru vardı. Rhino bence süper bir program. Ee, bunun sebebi de şu, hani SolidWorks ve Katya gibi bir programların çok hantal olduklarından bahsetmiştim ya. Rhino hem üretilebilir çizimler ortaya koyarken SolidWorks ve Katya gibi. Gerçi Rhino'da dikkatsiz çizerseniz e, üretilemeyecek patlak çizimler de yapabilirsiniz. Mesela Solidworks buna asla izin vermez. Çizdirtmez size. İşte tam arada duruyor Rhino. Hem üretilebilir yüzeyler çiziyor ama bir Solidworks kadar bir Katya kadar da hantal değil. Gerçekten benim çok beğendiğim programlardan birisi. Ama 3ds Max kadar da esnek olmadığını hani görselleştirme anlamında esnek pratik olmadığını söyleyebilirim. Çünkü üretim çizimlerinin mantığı şudur. Bunu zaten videolarda da görürsünüz. Böyle geometrilerle başlamayız. Üretim çizim şey, bu tip programlarda hep her çizeceğimiz şeyi e, programa curve'ler olarak anlatırız. Mesela işte deriz ki burada şöyle bir eğri var. Şurada böyle bir eğri var. Bakın şimdi mesela şöyle o ikisini aldım. Biraz da aralarında şöyle bir oynayayım. Yani şöyle biraz üç boyutlu hale getiriyorum. Yani bir geometri ortaya çıkarmadan önce körlerle çalıştığımız bir süreci oluyor bu, bu programların. Bu da işte geometri olarak biraz zorlanıyorsanız hani geometrik anlamda yüzey şeyleri takip etmek hani biraz böyle teknik teorik bir kısmı çalışmanın. Ama mesela Bunları çizdikten sonra mesela atıyorum bakın çok düzgün, çok güzel yüzeyler elde edebiliyorsunuz. Görüyorsunuz bakın ne kadar böyle esnek, hoş bir form elde ettik görüyorsunuz. İşte 3DS Max'te bunu çizdiğinizde asla ve asla şuralar eğri olarak çizilmiyor. Şimdi bakın 3DS Max'teki bu tarz bir şeyi 3DS Max'te çizeyim sizin için. Ama burada da 3DS şimdi İlk önce Rhino'nun gücü ne dedik? Bu direkt böyle üretime gönderebilirsiniz bunu. Kalıp alın bundan kalıp yapın falan diyebilirsiniz. Ama 3ds Max'in gücü de şu. O curve'leri falan çizmenize gerek kalmadan 3ds Max'te şöyle bir yapı var. Hani bu en böyle 3ds Max'in kritik becerisi budur aslında. Siz bir düzlem olarak çizmeye başlarsınız. Hani bakın şöyle normal dümdüz bir yüzey çizdim görüyorsunuz. Sonra bu yüzeyi hamur gibi oynamaya başlarsınız. Hani az önce yaptığım o form var ya ona benzer bir şeyler yapmaya çalışacağım. Birebirini mutlaka yapamayacağım arkadaşlar. Hani birebirini yapmak için illaki çok uğraşmam, zaman vermem gerekir. Ama böyle benzer bir şey yapayım. Bakın şimdi böyle aldım. O yüzeyi görüyorsunuz dümdüz bir genişlettim. İşte tepesi daha genişti. Bu tarafını genişlettim. Kenarıyla köşesiyle oynuyorum görüyor musunuz? Yani hamur gibi böyle bakın şimdi araya bir kenar ekleyeceğim. İşte buna subdivision modeling deniliyor. Rhino'ya Rhino 7 ile birlikte bu geldi ama daha ne kadar iyi olduğunu denemedim açıkçası. Şimdi bakın bu yeni kenarlar eklemem sayesinde şu alanları, şu köşeleri seçip formu Rhino'dakine benzer şekilde değiştiriyorum. Şimdi şunu fark ediyorsunuz. Rhino'dakine benzer şekilde falan diyorum ama burada yaptığım form küt küt bir şey değil mi? Görüyorsunuz hani böyle hiç öyle eğri, amorf, sevimli bir yüzey değil gibi görünüyor. Ama işte bakın 3ds Max'in güçlü tarafı da bu işte. Siz bunu böyle çizdikten sonra böyle çok kaba saba bir şey çiziyorsunuz. Ve 3ds Max'e diyorsunuz ki e, o gördüğünüz sofa modellerinin hani koltuk modellerinin işte yatak odası setlerinde yorganların örtülerin vesaire hep 3ds Max'de çizilmesinin sebebi şu. 3ds Max'de siz bu kadar e, primatif bir şey çizdiğinizde onun üzerine TurboSmooth ya da bunun sap, e, karşılığı başka bir komut daha var. Bunu eklediğiniz anda bakın ne oldu görüyor musunuz? Yine aynı amorf sonuç elde edildi görsel anlamda. Ve bunu sonradan sonra da şöyle canımın istediği gibi oynayabileceğim. Bakın şimdi şöyle bir sistem kuralım kendimize. Evet. Şimdi bakın ben çok ama şey kutu kutu bir şey çizdim. Ama o kutu kutu çizdiğim şeyi 3DS Max yuvarladı ve bakın şimdi işte ben onunla oynadıkça ortaya çıkan formda görüyorsunuz ona göre revize ediliyor. İşte bu yüzden 3DS Max'te model yapmak çok pratik. Tasarım varyasyonları oluşturmak oldukça kolay. ve bu yüzden özellikle amorf objeler 3DS Max'te çizilmesi tercih ediliyor. Ama az önce söylediğim şeyi unutmayacaksınız. Aslında her şey şöyle F4'e basarsam ve şunu bir kapatırsam aslında bakın yine karelerden oluşuyor. Hani ışık kırılımı sayesinde öyle yuvarlakmış gibi görünüyor. Hatta o yuvarlakmış gibi görünmesine sebep olan efekti yine kapatırsam bakın şimdi. tekrar deneyeyim. Şuradan ha. Görüyorsunuz aslında çizilen şey bu. Ama ışık kırılımının manipüle edilmesi yoluyla gayet güzel yüzeyler görünüyor. İşte bundan da daha sonra Rhino'da çiziminizi vesaire yapabilirsiniz. 3DS Max'i hem tercih etmemin sebebi hem de aslında belirli noktalarda tercih etmememin sebebi bu çalışma şekli olabilir. Ama e, Rhino'da bir yumuşak Koltuk, yastık çizmek, oturum çizmek Max'e göre çok 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 daha zor bir iştir. Çok daha efor isteyen bir iştir. Bunu unutmayın. Max'in güçlü olduğu taraf bu. Hatta bakın aslında yarın yapacağız. Bakayım saatte 9.34 olmuş. Yarın bunu biraz daha detaylı görüyor olacağız. Şimdi e, bugünkü programımızın sonuna doğru şuradan ilerleyelim. Size gösterdiğim bu işte dünya yaratma konusunun biraz daha detayına bakalım. Hani yarın yapacağımız işe küçük bir girizgah yapalım. Şimdi buradaki çalışmalardan birkaç tanesinin sahnesini inceleyeceğiz. Bunlardan en barizi sizin de kullanacağınız, hani sizin için de yapacağınız işleri iç mimarlar için en yakın olanlardan birisi şu işte mutfak görselleştirmesi. Buradan başlayalım. Onu direkt kapatmasaydım keşke. Çok pardon. Onu yine açalım arkada kalsın. Şuradan projelerden de. Bakın şimdi. Görüyorsunuz belirli baş, yapı tipleri için başka başka dosyalarda kayda, kayıt almışım. Çünkü çekmencinin açık olduğundaki render ışık ayarlarımla kapalı olduğundaki farklı olabiliyor arkadaşlar. Hani bunu lütfen unutmayın. Hani Bugün öğrendiğiniz kıymetli bilgilerden biri bu olsun. Işığı nereye koyduğum, render ayarını nasıl yaptığım sahnedeki objelerin durumuna göre de değişiyor. Mesela tepeden görüntü, tepedenin de ayrı bir dosya olmasının sebebi bu. Kamerayı tam karşıya aldığımda... Normal sahnede yansımayan ışıklar yüzeyden yansımaya başlamıştı. O yüzden de bayağı bütün o üstten görüntü için ışıkları yeniden yerleştirmiştim. Hani o yansıma yapmayacak şekilde. Gerçek hayatta yansır ve yansımasına hiçbir şey yapamazsınız. Ama bir ürünü görselleştirmeye çalışıyorsanız ya da bir render alırken belirli bir görüntüyü elde etmeye çalışıyorsanız işte bu düzenlemeleri yapıyorsunuz. Şimdi yaptığımız şeyler de temelde şudur. Bütün bu sahnelerde aynı şeyleri tekrar edeceğim. Fakat yaklaşımların ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Hani aynı iş, sağ, aynı komutlar fakat farklı kullanım yaklaşımları. Hani bunu görmeniz için bu projeleri e, özellikle hazırladım. Yani her iş için başka komut, her iş için başka program özelliği kullanılmıyor aslında. Yaptığınız şey basit geometrileri oluşturacaksınız, ışıkları oluşturacaksınız, malzemeleri oluşturacaksınız, kameralarınızı yerleştirip fotoğrafınızı çekeceksiniz. Bu kadar basit aslında. Şimdi bakın, bu sahnemizi inceleyecek olursak şöyle şu bakışta inceleyelim ve perspektife gelelim. Dikkat edin. Sahne ortada hani mutfağın olduğu yer bir stüdyo gibi kurgulamışım. Ve bakın dışında da bir sürü şey var. Hani çekim alanının içine girmeyen kullanmamaya karar verdiğim bir koltuğu direkt silmemişim bile sadece dışarıda duruyor hani belki başka bir açıda kullanmaya karar veririz diye ve bakın burada bir ışık sistemini tamamen dışa almışım bu ışıklar tavan spotları bir noktadan sonra kullanmayacağım demişim ama silmemişim de bunu silmemelerin sebebi de hani olur da tekrar içeri almak istersek bir de içeri almakla uğraşmayalım diye. Tabii burada şu önemli bilgisayarımın benim bunları silmememi oralarda tutmamı kaldırabiliyor. Yani eğer şey olsaydı bir performans sorunu yaşıyor olsaydım emin olun silebildiğim her şeyi silerdim. Hani sahnenin bilgisayarımı zorlamaması için. Şeye bakarsak bakın şurada ikinci bir sahnenin benzer ha tamam tamamen dışarı attığım şeyler. Hazır model falan da kullandığımız için dışarı attığımız şeyler oluyor. Tavanı bir saklayalım. Şimdi bakın işte görüyorsunuz burada kameralarımızı bir görelim. Şu anda sanırım kameralar kapalı. Aynen öyle. Bakın şu kameralar. Görüyor musunuz? Şu mavi mavi bir sürü kameramız var. İşte o kadar çok ki hani kamera 1 bir, kamera 1'in çekmece açık için olan versiyonu, kamera 1'in yine çekmece açık için ikinci versiyonu kamera iki. Bakın bunların bazıları son çalışmaya girmemiş. Hani son çalışmada yer almamış. Çekeceğimiz fotoğraflar için işte kameralarımızı düzenlemişiz. E zaten şeyi görüyorsunuz. işte mesela ben burada şeyi hatırlıyorum. Mekanı hazır bir modelden başlayıp kendim şekillendirmiştim. Aradaki tezgahı tamamen kendim modelledim. Ama şu masayı ben modellemedim. Mesela pardon, masayı modelledim de etrafındaki kolt şeyleri tabureleri ben modellemedim. Şu dolap bir hazır modelden başlayıp şekillendirdiğim bir dolap. Yani projede bazen her şey, yani eğer özgün bir tasarım, her şey bizden, hani bunun bir eşi daha olmayacak deniliyorsa her şeyi ben çizerim. Ama bize bir mutfak yapacaksın, iki günde bütün proje tamamlanacak, renderlar alınacak ve bitilecek deniliyorsa her şeyi ben tasarlamam tabii ki. Ee, Burada sizin görmediğiniz şey şu. ışıklarımıza bakalım. Bakın kullananlar var mı bilmiyorum 3ds Max'i. Böyle bir sahnede gerçek hayatta ışık nereden gelir? Camdan gelir. İşte bakın ne yapmışım. Camların önüne görüyor musunuz? Işıklar yerleştirmişim. Bunların teknik detaylarını şimdi konuşmayacağız. Yani aslında yaptığımız şey gerçek hayatı taklit etmek. En çok buna özen göstermeniz gerekiyor programın özelliklerini, render ayarlarını vesaire bilmeden önce bunu doğru düzgün yapabilmemiz çok önemli. Sonra bakın şurada gördüğünüz şu beyaz yüzeyler de render'da manzaranın olduğu yüzeyler. Bunlar ışık malzemesi kullandığı için şu anda böyle beyaz beyaz görünüyorlar. Bunlar biraz teknik tarafları bu şeyi bunların içine o kadar girmeyeceğim şu anda. Yarın biraz dokunabilirim. İşte bakın kameradan baktığımda çok pencere gören bir kameraya gelelim. Bakın mesela burada o beyazlar denk gelmiyor. Zaten bu kamerayı iptal etmişiz sonra. O beyazlar pencereden görünüyor. Hatta öyle ki bakın şurada yarısı kapsamıyor ya. Kameraya göre kaydırdığımız falan da olabiliyor. Yani bayağı bildiğiniz biz sinema stüdyo seti kurar gibi set kuruyoruz. Gerçek hayatı taklit etmeye çalışıyoruz. Tabii burada bir de işin şu tarafı var. Mesela şunu bir izole edeyim. Bunda bunun render alındığında işte burada görüyorsunuz böyle hamur gibi geometriler. Renkleri falan renderdaki hallerine benziyor ama kesinlikle renderda tabii ki böyle görünmüyor. İşte işin ışığı konuştuk, kamerayı konuştuk, geometrilerin oluşturulmasını konuştuk. En önemli kısmı aslında gerçekçi renderlar için ve en zor kısmı hani en çok burada zorlanılıyor. Bunun şu gördüğünüz malzeme editöründe bakın burada bir sürü bir şeyler var görüyorsunuz. İşte bunlar benim. Bakın isimlerini okuyalım. Bakayım isim olarak bir şeyler var mı? Bu benim ahşabım ve bakın dikkat edin. Şöyle bir şey var. İşte malzemelerim bunlar benim. Hani deneme yanılma olur demiştim ya size. Bakın şu malzemeyi ile başlamışım. Farklı versiyonlarını oluşturmuşum. Dikkat edin aynı ahşabın daha koyusu, daha açığı, Hani böyle bir anda yapıp yapıyorsunuz ve oluyor diye bir şey yok. İşte deniyorsunuz. Bu ahşap güzel oldu, bu ahşap olmadı ki ben bu projede sanırım bu ahşabı kullanmadım. Hani render'daki görüntü çünkü bu açık ahşap değil. Bakın buralarda muhtemelen bir de koyu ahşabımız olacak. Neyse şimdi aramayayım. Hani yüzeyden falan bulup gelebilirim ama çok önemli değil. İşte bakın farklı işler için farklı farklı dünyalar kadar malzeme yapmışım. Şu malzemeyi tanıdınız mı? Yemeklerden birinin görüntüsü. Hani tenceredeki bir yemeğin görüntüsü bu malzemeden geliyor. Çok da basit bir malzeme. Direkt şey yapmışım. Bakın burada paslanmaz çelik için yaptığımız malzeme var. Burada krom var, ayna var vesaire. İşte bu malzemeler işin aslında en önemli tarafı şeye bakarsak hani şunu konuşacaktık ya. Bakın onun için yaptığım malzeme de şuymuş. Görüyorsunuz bu kadar basit. Hani renk olarak bunu vermişiz. Sonra yansıma geçirgenlik dereceleri ve biraz da bir kabartı haritası eklenerekten malzemesi oluşturulmuş. Gerçekçi renderlar konusunun en temel e, kaçırdığınız noktası burası. Hani Şöyle söyleyeyim. Render ayarlarını öğrenirsem çözerim diyenlerin çoğu aslında render ayarlarını değil, malzeme yapımını kaçırıyor oluyorlar. Bunların hepsi bir araya gelince o gördüğünüz renderlar ortaya çıkıyor. Şimdi gelin farklı bir senaryoya girelim. Hani bunu bir kapatalım. İşte şu altını konuşmuştuk. Bu altının sahnesine bakalım. Bakın aynı şeyler konuşulacak fakat Öncelikler farklı. Bu sefer gerçekçi pencereden gelen bir beyaz ışık falan değil derdimiz. Bu bunun sahnesi biraz ilginçtir. Şöyle göz hemen açalım. Ha, pardon şey değiliz. Bu arada şunu da paylaşayım. 3D Max'in açılması biraz yavaştır. Hani sizin bilgisayarınız çok çok iyi olsa bile biraz böyle yavaş açılan bir programdır. Hani bilgisayar alma konusunda da böyle alabildiğiniz en güçlü bilgisayarı almaya çalışıyoruz. Ama yazılımların da kendilerinin bir performans optimizasyon durumu olduğunu unutmayın. Mesela Rhino özellikle bazı komutlarda e, sizin bilgisayarınız süper de olsa böyle kendisi tatlı tatlı yavaş yavaş yapar işini. Ee, öyle özel şeyleri, huyları var mesela Rhino'nun çok net bir şekilde. Bilgisayarınızın %10'unu kullanır, %5'ini kullanır. Ama işi yapması da 5 dakika sürer. Halbuki %100'ünü kullanıp 30 saniyede ya da 20 saniyede bitirebilecekken. Şimdi bakın buradaki dünyamız, biraz, buradaki önceliklerimiz biraz daha farklı. Tamamen boş bir uzayda bir tane Ortada şeyimiz var. İşte o takılarımız var görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Render almadığım her yerde hani render dışında bütün modellerin nasıl hamur gibi göründüğünü de görüyorsunuz. Hani bu onun için de güzel bir örnek. Şimdi burada şöyle bir senaryo oldu. Mesela bakın işte süreci nasıl yönetiyorum. Burada bunun render'ını alırken şimdi bakın bunun render'larını da size göstermediğim şu ana kadar bir şey var. Hani şu final render'larını sizinle paylaştım ya bunları gösterdim. Burada bakın bir de ne render. Şurada bakın stones ve gold. İşte taşlar ve altınlar için aslında ayrı ayrı render aldım. Bunun sebebi de şu. Stones'a bakarsak özellikle. Sonuçta altın biliyorsunuz ışıkları yansıtmasına göre taşlar da öyle. Görünen şeyler. Bakın taşların güzel görünmesi için yaptığım ortamda altın kesinlikle Şöyle göstereyim. Şu da altınlar için yaptığım ortam. Evet bu iki render'ı şöyle altlı üstlü inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bunları şey gibi düşünmeyin lütfen. Hani e, bu mimari bir örnek değil gibi düşünmeyin. Bu tek ürün bazında konuştuğumuz şeyleri mimari örneklerde de ne yapmanız gerekiyor işte? Her alana, her üründe eğer o süper Ultra gerçekçi görüntüyü istiyorsanız oradaki her bir parça için bunlara özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi çok pardon nerede öbürü? Heh. Şimdi bakın ikisi de aynı model, aynı malzemeler. Taşların görünümleri arasındaki farkı görüyorsunuz. Altınlar arasındaki farkı görüyorsunuz. İşte burada şöyle bir şey yapmak zorunda kaldım ben. Altınların iyi görünmesi için yaptığım ışık düzeni, bakın altınların görüntüsünde aşağıdakinden çok memnunum. Ama taşlar e, çok niteliksiz, böyle çok istediğim detaylara sahip olmadan görünüyor. Taşlar için yaptığım ışık düzeninde de altınlar hiç öyle buradaki kadar hoş görünmüyor. İşte iki ayrı render, iki ayrı ışık düzeni, iki ayrı render sonra Photoshop'ta birleştirme. Bu işin çözümü bu oldu. Işık düzenlerini size göstereyim. Şu anda gördüğünüz bakın şurada böyle yarı şeffaf perdeler var. Görüyor musunuz? Bu yarı şeffaf perdelerin varlık sebebi şu. Final Render'dan konuşalım. Hani taşlar şeyler değil de artık tam finalden konuşalım. Şunu kapatayım. Bakın Taşların şu bitiş noktaları daha koyu görüyor musunuz? Şuralar daha koyu, ortaları daha parlak. İşte belirli bir ışık yaptım. O yaptığım ışıkta her yeri çok parlak çıktı. Dedim ki bitişe doğru biraz daha koyu ka kalan yerler olsa daha iyi anlaşılacak hani şey e, ürünün kontur çizgileri. İşte bakın hiçbir render bilgi, hani bu bir V-Ray bilgisi, bir 3 ds Max bilgisi değil fark ediyorsanız ürünün nasıl iyi algılarıza dair bir fikir ortaya atıp sonra da o gölgeleri nasıl elde ederim diye düşündüğümde 3ds Max'te 3ds Max'te sağ olsun böyle becerileri çok yüksek bir program. Ee, gölgeleri oluşturacak yarı şeffaf perdeler koydum. Bu perdeler sayesinde ışık şu alanlara direkt o kadar vuramıyor. Bu sahnenin aydınlatması şu gördüğünüz ışık komutuyla sağlanıyor. Bu komut 360 derece bütün yönlerden ee, bir mekan varmış gibi bir aydınlatma sağlıyor. Dome light komutu. Belki duyanlarınız bilenleriniz vardır. İşte taş kısımlar için bu arada dome light'in yerini kaydırmanızın hiçbir önemi yoktur. Çünkü 360 derece uzaydan sonsuzdan gelir. İşte taş kısımlar için dome light artı bu perdelerle istediğim aydınlatmayı sağladım. Sonrasında da Şöyle öbür tarafa geçelim, taşları kapatalım. Bakın zincirler için yaptığım sistemi. Bu işte işin burada daha enteresan olan tarafı bu. Görüyorsunuz sağda solda siyah perdeler var, arkada bir siyah perde var, domlight kapanmış, light'ı kullanmıyorum. Şurada gördüğünüz beyaz yanan dalgalı şeyler ışık. Hani böyle ince ışık şeritleri oluşturmuşum, beyaz dalgalı şekilde. Bu büyük ışıkla objemin arasına çeşit çeşit perdeler koymuşum. İşte bu perdeler ne işe yarıyor? Hepsi sizin şu son render'da gördüğünüz şöyle ya da şuradan bakalım. Görüyor musunuz? Işık attı, gölge, gölge, aydınlık alan, ışık attı, gölge, ışık attı, daha koyu gölge falan şeklinde olan bu şeritlerin her birinin oluşumunu manuel yaptım ben bu çalışmada. Yani Tamamen kendi arzu ettiğim ışık yansıma görüntüsüne elde edene kadar ışıklarla perdelerle oynadım. Bakın şöyle göstereyim. Muhtemelen şöyle yaparsak görebileceğiz. Bir bakacağım. Şöyle render ayarlarımıza da çok kısa bir bakalım. Şöyle birazcık hızlı gözlemleyebilmek için render ayarlarını değiştireceğim. Bakın render ayarları teknik bir konu işte. Hani sağ, görüntü kalitesini etkileyen bir şey değil. Tamamen teknik detaylar için render ayarları önemli. Şu kilitli mi kilitli güzel. Evet bakın şimdi render'ı gerçek zamanlı olarak almaya başlayalım. Taşlar istediğimiz gibi görünmeyecek. Arka plan temiz değil gri. Hani onu beyaz olarak şey yapmamışız. Şimdi bakın render alınırken şu anda gerçek zamanlı olarak şöyle biraz daha küçültmeyi başarabilirsem. Güzel. Şuraya bir yaklaşayım. Yansımaları görüyorsunuz. Mesela şunu bir deneyelim. Bakın bunu geri çektikçe tabii yeniden şu hat görüyor musunuz? Şu beyaz şeyi dikkat edin. Yanılmıyorsam Şuranın ne, nasıl aydınlandığını görüyorsunuz. Bakın tekrardan taşıyayım. Şuradaki gölge yarı yarıya bir bakayım. Şimdi ben de bir süredir bu sahneyle direkt oynamadığım için yüzde yüz emin olamadım. Gelin ışıklardan biriyle oynayalım. Işıklar çünkü çok daha net etki edecektir. Şu aydınlık hattını görüyor musunuz? Bakın az önce şuradaydı şimdi buraya geldi. Daha aşağı alırsam görüyorsunuz buraya geldi. Yani işte bu iş birazcık o görseli nasıl elde edeceğinizi tasarlamak ve deneme yanılmalarını yapmakla ilgilidir. Bu bu tip oyunları oynamayı sevmiyorsanız hayat biraz zor geçiyor görselleştirme işleri yapıyorsanız. Bunları oynamayı sevmeniz, bunlarla uğraşmayı sevmeniz, deneme yanılma yapıp yaptığınız deneme yanılmalardan sonuç sonuçlarını gözlemleyip Gitmek istediğiniz yöne doğru gidebilme sürecini e, keyifle yapmanız önemli. Şey hayal ediyorsanız kariyerinizin ya yani şöyle bir şey var çok belli işler yapıyorsunuzdur. Hani şimdi ben size olabildiğince farklı tarzda işlerden örnekler vermeye çalışıyorum. Ama siz böyle çok şöyle diyorsunuzdur. Ben hep iç mekan render alacağım, hep iki artı bir ev olacak, hep soldaki bir pencere açık olacak. Ha, o zaman tabii ki belirli kurallar oluşturup, belirli şeyleri oturtup hayatınız boyunca o ayarlarla, o yapıyla render alabilirsiniz. Mesela bakın günün son örneği olsun. Yine farklı çalışmalardan biri şu uzay gemisi olan şu gördüğünüz arkadaş. Uzay ortamını nasıl taklit etmişiz bir de ona bakalım. Bu arada arkadaşlar şey varsa hocam şunu gösterir misiniz dediğiniz hepsi yok gerçi burada ama. Ee, yazabilirsiniz. Olmadı yarın gösteririm. Hani burada gördüğünüz çalışmalardan şunu şunu nasıl yaptığımızı merak ettiğiniz varsa yazabilirsiniz. Biz gelelim Orion'a. Burada yarın yine bakarız. Bakın aslında daha daha fazla da hazırladıklarım var. Bir de dünyaları her zaman siz yaratmak zorunda değilsiniz. Hani ondan da bahsedeyim. Bugün şimdi son olarak 3 ds Max'te neler yapabildiğimize dair biraz konuşuyor olalım. Mesela bakın şurada şey var. Nerede o? Perspektif Match var. Mesela bakın bunun renderında şöyle göstereyim size. Şu çaydanlık. O gördüğünüz 3 ds Max'te günün başında çizdiğimiz çaydanlık. Ve bir fotoğrafın üstünde görüyorsunuz. Fakat fotoğrafın üstünde olmasına rağmen dikkat edin üzerindeki yansımalar oluş, fotoğraf olan sehpayı gölge oluşturuyor. İşte bunun da kendi içinde bazı dinamikleri çözümleri var. Ee, bunu da 5 dakikamız var bunu da gösteririm şimdi. Yani şimdi biraz böyle farklı şeyler görelim. Şimdi bakın Orion için konuşuyorum. Şey hiç değişmiyor. Her zaman kural ışıklar geometriler, ışıklar, malzemeler, kameralar bunları doğru şekilde kurguluyorsanız her şeyi başarırsınız. Sadece belirli işler için çok spesifik bazı tabii küçük teknik bilgiler gerekiyor. Orion onlardan biri değil. Orion'da bakın yine görüyorsunuz geometrilerim, etrafında kameralarım. Işıklarıma dikkat edin. Birisi bir arka tarafında kalıyor. Geniş bir ışık. Bu render'da şu aydınlatmayı yapıyor. Hemen onu da göstereyim size. Bakın aslında arkasında uzay fotoğraf yok. O Photoshop'la eklendi. Aslında render bu. O gördüğünüz büyük geniş ışık var ya arkasında kalıyor ve bakın şu arkadan ana aydınlatmayı yapıyor. Ee, şey taraftaki şu küçük ışıksa önünde kalıyor. Hani kamera tarafında dikkat edin. Kameranın baktığı taraftan vuruyor. Kameranın baktığı taraftan vurduğu için de şu yansımayı yapıyor. Bu kadar basit. Yani aslında hep mantık aynı. Ben bu objeyi nasıl görmek istiyorum? Bu objeyi o şekilde görebilmek için nasıl bir stüdyo ya da bir ışık setup'ı kurabilirim? Bunların hepsini yaptıktan sonra bunda dediğim gibi şu görseli Photoshop'ta ekledim. Hani hiç şeyle uğraşmadım. Max'te görselli bir şekilde yapmakla uğraşmadım burada. Çünkü Max'te bu görseli ekleseydim bu görselin mavi mavi yansımaları falan da olabilirdi. Orada onu tercih etmedim. Son olarak da gelin az önceki resimli şeyimize bakalım. Şuradan açalım hatta daha hızlı olsun. Bakın şimdi burada da işin esprisi şu. Aslında bir fotoğraf üstüne render aldığımız için bizim çalıştığımız dünyada kesinlikle bir hani boşlukta bir çaydanlık var. Ama o boşluktaki çaydanlığın altına gölge oluşması için sahte bir yüzey koyuyorum. Hani o gölge var ya render'da gördüğünüz. Şöyle yaparsak. Bu gölge fotoğrafın üstünde oluşması mümkün değil o gölgenin oluşabilmesi için bir yüzey kullanıyorsunuz. İşte mesela bu yüzeyin gölgeyi tutması ama renderda görünmemesi gerekiyor. Bu teknik bir bilgi. Bunu yapmak için programın bir özelliğini, bir teknik noktasını bilmeniz gerekiyor. Artı dikkat edin. Şimdi fotoğraf zaten aydınlık. Ama çaydanlık fotoğraf aydınlık diye aydınlanamaz. Hani çaydanlık bomboş karanlık bir uzayda duruyor. Çaydanlığı nasıl aydınlatmışım? Yine o gördüğünüz, bakın yine bir ışık bu. Çaydın, çaydanlığı böyle bir ışıkla aydınlatmışım. Peki çaydanlığı niye böyle buraya koyduğum dikdörtgen bir ışıkla aydınlatmışım? Çünkü demişim ki bu odada şu tarafta bir pencere var. Bakın zaten belli fotoğrafta. O pencereden bir ışık geliyor. Ona benzeyen bir şey yapayım ki daha fotoğrafla uygun olan sonuçlar elde edeyim. Görüyorsunuz bu sahnenin benim renderındaki sonucu da bu olmuş. Bu arada arkadaşlar buradaki bazı çalışmalar profesyonel işken. Mesela bu gördüğünüz örnek şey öğrencilerimizle yaptığımız sınıfta uygulama için kullandığımız bir çalışma. Hani o yüzden böyle bir hani bir çaydanlık yapıp hızlıca yerleştirmişiz. Yoksa işte daha farklı bir çalışma çok daha çaydanlığın malzemeleri olarak ...çok daha gerçekçi bir şeyler de yapabilirdik. Burada biraz o çaydanlık sırıtsın diye... ...o kırmızı kırmızı rengiyle burada duruyor. Genel yapısı da bu şekilde çalışmaların. Ee, sorularınız varsa şimdi alayım... ...bir 5 dakika sorulara cevap vereyim. Binaların dış modellemesini nasıl yapabiliriz? Şimdi ben içini nasıl modelleyeceğimizi... ...yani binadan binaya değişir Kübra Hanım. Şimdi... Kübra Hanım'ın sorusunu görmeyenler için şöyle söyleyeyim. Binaların dış cephelerini nasıl modelleyebiliriz diye sormuş. Arkadaşlar bu kadar genel sorular sormayın. Bunu hani bana sormayın, beni yormayın gibi bir şeyden dolayı söylemiyorum. Bakın şimdi ee, faset dediğimizde, görsellere geldiğimizde hangi binanın hangi dış, dış cephesi? Bakın bu binayı çizmek... Bu dış cepheyi çizmek, ben bunu dedim ya grossopurla mesela çizmeyi düşünebilirim. Bu başka bir modelleme yaklaşımı gerektirirken, bu başka bir modelleme yaklaşımı gerektirir. Atıyorum, bu arkadaşımızsa bambaşka bir yaklaşım gerektirir. Bunda da başka bir çözüm üretmeniz gerekir. Yani bina, biz bina, çaydanlık, ee, otomobil işte koltuk çizmeyiz. Biz yüzeyler çizeriz. Çeşit çeşit yüzey çizmeyi biliriz programda. O çizdiğimiz yüzeylerin çizmeye çalıştığımız objelere benzemesini sağlamaya çalışırız. Bu işe böyle yaklaşmanız lazım. Ee, ben yarınki çalışmada bir iç mekanda duvar falan çizeceğim. Ee, ama bina cephesi nasıl çizeriz sorusunun ne yazık ki Bende net bir cevabı yok. Hani hangi bina olduğunu konuşmamız gerekiyor. Öncelikle her şeyden önce. Bakın bu da bambaşka bir model. Görüyorsunuz şurada çok enteresan bir detayı var binanın. Yuvarlak şey hatlarla geliyor, akışkan hatlarla geliyor, keskin şekilde kesiliyor. Burada da bir doku işlenmiş. Görüyorsunuz. Ve bakın şurada eksikler falan da var. Yani işte önemli olan çizmeye çalıştığınız şeyin geometrik analizini yapıp ben bunu nasıl çizerim demek. Bu bu şekilde bir koltuk da olabilirdi. Hani bu bir mesela bakın form olarak andırıyor zaten. Bu bir ahşap sandalyenin ayağının bağlantı detayı hani şey kol dayama yeri de olabilir burası. Bakın aşağı doğru ayağı, arkaya doğru kol dayaması gidiyor. Buna böyle yaklaşmanız lazım. Ee, yarın biraz modelleme teknikleri göstereceğim zaten. O teknikleri kullanarak her şeyi çizmeye girişebilirsiniz. Tabii 3ds Max'i arkadaşlar ben şunu çok gön gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Ee, üretim çizimi almak yani ben sadece bir programı öğreneceğim ve o bir programla üretime verilecek çizimi de %100 almak zorundayım demiyorsanız Tasarım işleri için kesinlikle Max ya da onun gibi esnek modelleme yapılabilen bir program mutlaka bilin. Zaten hayatınız tek programla geçmez. Onu da size net söyleyeyim. Mutlaka birden fazla programı kombinliyoruz. O beğendiğiniz çalışmaların hepsi de o şekilde ortaya çıkıyor zaten. Öyle tek programla tek bir iş yapıp bütün böyle bir anda o dünyanın en güzel çalışması ortaya çıkmıyor. Evet. Yani ben Max'te tasarım çalışmalarını da Max'te yürütüyorum en başta. Hani render tabii render tabii ki alıyoruz insanlara göstermek için ama ben tasarım versiyonlarını, varyasyonlarını da Max'te oluşturuyorum. Eee Şeyma Hanım bir 5 dakika daha biraz sorulara cevap için ayırabilir miyiz? Tabii benim için bir problem yok. Ayırabiliriz. Tamam. Ee, tamam. Soruları bekliyoruz şu an o zaman. worksu sizden ilk kez duydum. Bakın arkadaşlar Vectorworks'u ilk kez duyuyorsam ne yapacağım? Vectorworks'u açacağım. Görsellerine bakacağım ve hemen yorumlayacağım. İlk gördüğüm kadarıyla Vectorworks Revit ile SketchUp'ın arası bir programa benziyor. Bilgim olan bir program değil ama fark ettiyseniz yine tasarımdan hani böyle çok esnek bir tasarım programı gibi görünmüyor. Özellikle benim nasıl ilk yorumu yaptığımı size şöyle söyleyeyim. Hani Şöyle ortografik perspektifler görüyor, görüyorsanız ya yani paralel perspektif çizimler görünüyorsa bir programda o genelde daha teknik ağırlıklı bir program oluyor. Vectorworks'a e dair bir fikrim yok. İlk kez açtım gördüm. Biraz SketchUp'lı Revit ve benzer özellikleri var mı bilmiyorum ama hani onu incelemek lazım. Ama böyle SketchUp tarafına daha yakın bir program gibi hissettirdi bana. Var mıdır başka soru olan? Ee, çok Muhammed Bey çok teknik, çok detay bir soru sormuşsunuz ama cevabı çok kolay. Ee, i̇kisinin o iki parçanın arasına yarım milimetrelik bir boşluk bırakabilirsiniz. Ya da gerçek hayatta onlar birbirine sıfıra sıfır durduğunda sonuçta kenarları azıcık da olsa içeri doğru kıvrımlı olacağı için gerçek hayatta hiçbir şey mükemmel değildir. Siz de o iki parçanın kenarlarında milimetrenin yarısı kadar bile bir filet yuvarlama yaparsanız aralarında bir şey oluşur. Ayrık olduğunu gösteren bir çizgi yani iki parça olduğunu hissettiren bir çizgi oluşur. Öyle cevap vermiş olayım. Var mı başka soru arkadaşlar? Yavaş yavaş toparlayalım bugün için. Soruları el kaldırma yöntemiyle diye bekledik ama e, tamamen chat üzerinden ilerledi. Hmm. Ben de de şu an soru başka gözükmüyor. Evet, Muhammed Bey mutfak dolaplarında aynen o birleşme yerlerinde filat yapmayı unutmayın. O şey yapacaktır. Çok teşekkürler Zilan. Hanım mı demeliyim bey mi de demeliyim özür dilerim <laughs> şey yapamadım kültürüm orada yetersiz kaldı diyelim. Yarın Ziyan Hanım teşekkürler. Ee, yarın arkadaşlar sıfırdan dediğim gibi bir çalışma yapacağım. Böyle bütün süreci göreceksiniz. Tabii ki 3 saat olduğu için şey olmayacak hani böyle bütün inceliklerini anlattığımız bütün detaylarını konuştuğumuz her çeşit işe örnek verdiğimiz bir çalışma olmayacak. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese katıldığı için çok teşekkürler. Ee, Şeyma Hanım söz sizdedir. Kapanış için size <laughs> bırakıyorum ben.